Efendim Al Sana Haber Masası'ndan bir kez daha güzel, keyifli bir gün diliyoruz sizlere. Masa yorumcusu dostlarım ve bendeniz Gökay Kalaycıoğlu. Yine gündeme damgasını vuran haber başlıklarıyla tüm gün boyunca çalıştık ve huzurlarınızdayız efendim. Her zaman olduğu gibi birazdan Seyhan Soylu da bizlere eşlik ediyor olacak. Ve hemen kıymetli masa dostlarımla sizlere güzel, sıcak bir merhaba diyelim. Sevgili Tayyar Işık Saçağan ve Pınar Elici hemen solumda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Güzel bir program olacak. Hep beraber masadayız. Bizde olun, bizde kalın. Merhabalar. En sevdiğim yorumcu profili merhabalar. Merhabalar. Sıcak sıcak kızı kısa ve öz. Öbür törpüm sevgili Hakan Solaker yanımızda gördüğünüz gibi. Haberden merhaba. Hakan abiye laf yok. Yok abicim bak, bu Ramazan'da bile aslanlar gibi gidiyoruz. Bütün enerjisiyle. Evet buradayız. Sevgili Nihat'ımla da burada olunca şimdi magazini Al Sana Haber. Kısa kısa. Al Sana Haber. Kısa, çok kısa anne. Ben buradaki açığı kapatıyorum. Ve hemen ve hemen sağ başa geçiyorum. Sevgili Nihat Doğan ve Başak Çokan efendim. Efendim şu an bizi ekran başında izleyen başta çok değerli hanımefendiler olmak üzere hepinizi selamların en güzel Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun. Moderatörümüz Gökay Bey başta olmak üzere bütün ekip inanılmaz bir program hazırlamış diyorum. Sözü başa atıyorum. Evet, herkese sevgilerimi gönderiyorum. Hoş geldiniz ekran karşısına. Buradayız, güzel konularımız var. Hep birlikte işleyeceğiz. Evet, dün güzel keyifli bir iftar sofrasında grubumuzun... Grubum, benim haberim yok. Bu nasıl grup ya? Size yazıklar olsun. Orucu tutan biz, dışarıda kalan yine biz. Öyle de beni attırma Allah'a. Vallahi herkes, kesin Tayyar abinin organizasyonu. Bak, ya Tayyar abinin organizasyonu. Ben dedim ya Tayyar abi ya Nurcan abi, ikisinden biridir dedim organizasyon. Bak, en masum yüzde en yılan çıkar. Her zaman korku filmlerde. Peki dostlar, hadi hızlı bir şekilde başlayalım. Düğün var yakında biliyorsunuz değil mi? Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan evleniyor. O kadar büyüdü mü ya? Ya Engin ne ara bunlar büyüdüler ve evlenir noktaya geldiler. Önce bir izleyelim elimizde ne vardı o ne. Ondan sonra konuşuyor olalım. Buyursunlar efendim. Arkadaşlar hayat ve zaman korkutucu bir şekilde hızlı ilerlemiyor mu ya? Ay sorma. Kim için? Hepimiz için abi. Için. Engincan evleniyor baksana. Çifte düğün mü olacak? O ne demek? Hem annesi hem kendi ikisi beraber olur. Öyle bir şey mi bekleniyor? Masraftan kurtarırlar değil mi? Çifte düğün. Olabilir abi. Öyle bir şey mi? Ekonomik kriz herkesi vurduğu gibi. Sen boşuna söylemezsin. Ben kendi beklentimi söyledim. Adam yani o anca gırgır yedi oluyor be. Yok canım niye orada da olur o. Ne fark edecek? Bu zaman... Müsriflik Sibel Can da bir roman kızı. Bir de müsriflik zamanı değil ki. Ha diyorsun. Tabii canım, o da bir roman kızı neticede. Bu zamanda harvarsa harmansa vurmayacaksın. Tasarruf. Bir taşla iki kuş. Tabii canım ya, nasıl olsa düğün alayı kurulacak. Ne fark eder? Valla o düğüne davetli olmak istemem. Bir sen konuyu bence bir aç. Sen aç bence. Yani konuyu aç. Altınları bir ona tak. Altının gramı kaç para oldu biliyor musunuz siz? Ne kadar? Sıkıntılı yani hakikaten. O yüzden düğüne gitmiyorum. Düğünlerde rapor gram altın götürmeyebilirsiniz. Marul da götürebilirsiniz. Çünkü gram altın. Yok artık yeni trend. Marul aynı fiyat. Yeni trend ayçiçek ya. Ayçiçek. Yeni trend o beşli. Tayyar beş tane. Erik diyorum. Erik. Erik diyorum. Erik. 695 lira kilosu. Bak bir şey söyleyeceğim masa. Erik dolu pahalandı. Tayyar son 10 senede yaptığı şey boş kese atmak biliyorsunuz değil mi? Aa. Tabii. Allı şanlı keseyi böyle gösterir, içi boştur, çat diye atar içi. O zaman kayboldu gitti. Düğünüm olduğunda Tayyar abi bize geldiğinde keseyi açıp baktırmam lazım. Arkadaşlar buradan bizi izleyenlere soruyorum. En son ne zaman düğüne gittiniz ve ne taktınız? Güzel. Güzel. Ben bekliyorum yorumlarınızı, burada tek tek okumaya çalışıyorum. Ya da arada... düğüne bir davet aldığınız zaman karnınızda bir ağrı oluyor mu? Eyvah diye. Eyvah. Yine başımıza bir ya, düğün angar. Biz oynamadan yapamayız biliyorsun, kapı gıcırtısını. Abi ne oynayayım ne o altını takayım. Ya altın nedir ya abi? Belki yeni trendler vardır babacığım. Öğrenmiş oluruz. Eskiden yani annemden, annelerimden falan onlar böyle büyük defter tutarlardı. Evet aynen. Düğüne şimdi kim gelmiş kim gelmiş. Evet. Şimdi bir ne daha yapıyorlar? Takmış. Şimdi millet ne yapıyor biliyor musun? Eskaza çağrılırsa unutsun diye defter sayfalarını yırtıyor. Şimdi kameramanları söylüyor
taktınız? Ayçiçek yağı mı taktınız? Erik mi taktınız? Marul mu taktınız? Tabii onların cevabını yazarken abone olmayı da unutmayın. Beğenilerinizi ihmal etmeyin. Masanın sizlere ihtiyacı var. Sizin de gün içerisinde şöyle güzel, keyifli bir nefes almak, soluklanmak, dünyevi konulardan uzaklaşmak ve yüzünüzde tebessüm olması için de ufaktan bir çıtır bize de ihtiyacınız vardır diye tahmin ediyorum. Bir dakika dur. How Channel yazmış. How Channel mı ne? Ne yazmış? Yakın arkadaşımın düğünü 300 euro, 300 taktım euro. Ekim'de. Kardeş ikram hediyeyi sana gönderiyorum. Bekleriz ya. Vallahi bile 300 sen euro. Sen takı takacaksın diye düğün yapacağım. Haberin olsun. Vallahi 300 euro iyidir yani. Yurt dışında yaşıyor ya. Hakikaten ama yani, gerçekten de zaman çok acımasız ya. Hülya'nın kızı aynı şekilde, kocaman kızı oldu. Benimkiler bile biri 18, aynı. Biri 19 oldu yani, daha öteye gitme. Değil mi? Ya tabii. Ama biz de gençleşiyoruz bu arada, bu yaşlanmıyoruz yani. Bu zamanın acımasızlığı yani. Değil ama ya. Ya hayatın döngüsü çok böyle. Çok çabuk geçiyor Tayyar, bence anlamsız bile. Abi 2 sene sonra evlenseler, 3. sene şu kızın kucağında bir tane bebek olsun. Yasak, yasak. Sana anneanne ya da... Hayır. Pınar'cım diyecekler. Öyle anneanne, babaanne, ben böyle şeyler... Daha bazılarında var o film. Tek omuzu düşük anneanne mi olur ya? Baksana şu anneanneye yani. Seda Sayın. Seda Sayın'ın en nefret ettiği kızı. Seda'ya abla deme, ömrünü yeme. Seda diyeceksin ona. Pınar'cım diyecekler. Seda'nın öyle bir takıntısı var, çok ağır. Yok, Seda'nın annesi çok kıymetli. Ayşe annenin de ellerinden öpelim. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. O da mesela Ayşe dedirtirdi kendine. İşte. O şey ama ya, ben kendine takıntı olduğunu düşünüyorum yani. Vallahi. Yok, evet. Yalnız bak biri yazmış ya. Demiş ki, Tayyar abinin söylediğini de doğruluyor. Sibel Can da Emir Sarıgül'le evleniyormuş. Doğru mu? Aa. Yani... Evet. Evlilik olur mu bilmiyorum ama içi çok karma karışık bir ilişki. Bence karışık bir ilişki. Ona eski evlilik kanalımda diye... da içini dışını Emir'le bir ara çok sık görüştüğümüzden detaylarını biliyordum. Emir'in sandalı her iki kıyıya da yanaşabiliyordu. Öyle ama bir kürek huyu var onun. Vallahi çok emin değilim biliyor musun? Ama kız öbürü başkasıyla ya çıkıyor. Ya boş ver. Ama o da Nişantaşı sokaklarında böyle parmak sallıyordu. Asla ve kata. Bir daha beni o beyefendiyle diyordu. Bir hafta sonra balıkçıda baş başa yemek yerken gördük. Hani ne oldu dedim, böyle bir yeminim vardı ama dedi düşman değiliz ki dedi. Bizim piyasada bu böyle, çevir kazı yanmasın. Bravo. Allah Allah, tamam. Bir bunu ya, öğrenemedim ben şu hayatta. Bize yenilen pehlivan güreşe doymuyor, kimse mağlup olduğunu kabul etmiyor. Dedim bravo. Peki Nişantaşı sokaklarında o parmağını sallıyor asla ve hatta diyen büyük sen değil. Büyük konuşmamak lazım, ne oluyor? Evet. Aynen öyle. Aşkla büyük konuşmayacaksın. Aynen öyle. Ya ama o dönem, Hakan buyur. Yok aslında orada Emir Sarıgöl'ün... Aşk gemisinin de rotası tutmuyor yalnız. Bir aşk gemisinin... Dedim ya, onun sandalı her yer ya da yarışabiliyor. Onun bir rotası yok yani. Oraya da gidiyor, limana da gidiyor. Yani ben evleneceklerini onun evlilikmiş, nikahmış, düğünmüş. Çok çok Sibel uzak. Can, hatta imkansız bile diyebilirim. Sibel Can bildiğim kadarıyla çocukluktan beri hayranı olduğu, hayallerini süsleyen insanmış. Böyle o dönem çünkü Uçan Kuş'tayken çok fazla çocukluk bu konu üzerine... Çocukluk aşkı mıymış? Çocukluk aşkı. Hayranlık. Kime? Sibel Can. Sibel Can'a. Emir Sarıgül. Kimden konuşuyorsun? Çocukluk arkadaşı derken sen Emir'e ne demek istedin şimdi? Çocukluk aşkı diyorum. Tamam işte Emir işte ne demek istedin Emir'e şu anda? Yani şey demek istemedim. Hayran olduğu kadınmış Sibel Can. Neden öyle şeyler söylüyorsun? Yaş ama Sibel Can'a hayran olmayan kimse yok. Yani sen hayran yani. Değil misin? Tayyar mesela hayran değil mi? Güzel kadın. Şimdi Allah var. Tabii canım. Kimse, güzel hayatım kadın. Bazen bazıları esmer kadını sever. Bazıları Sibel kıvamındaki kadınları sever. Sibel hiçbir zaman çok ama zayıf, şu çok bir gerçek. Hiç baklavaları sarılan bir kadın olmadı. Bazıları balık etli bir balık kadını etli, sever. Doğru. Bazıları çilos sever. Yok, şu bir gerçek. Ha. Sibel Can'la yarışan kaybetmeye mahkumdur. Şüphesiz. Ya, anladın mı? Yani o yarışılmaz ya da. Yarışın rekabet içine girilmez. Yani bu kim olursa olsun. En azından yarışacak insan Buket değil. Ya hiç yani. Niye? Hiç değilemdi. Hiç değilemdi. Ben de katılıyorum. Yani hiç değil yani. Kulvarları farklı. Şimdi tamam kulvarları farklı ama. Bir star be. Şimdi Tayyar abi. Kesinlikle, doğru söylüyorsun ama. Kesinlikle ülke. Bir starlık aurası. Şimdi Buket'le yürüdüğü zaman Buket'i kimse tanımaz etmez. Şimdi insandır yani insanın yanındaki birinin tanınması tamam, edilmesi anladın mı? Popülerliğin konusunda haklısın ama dönüp baktığımız zaman donanımlı bir kadın eğitimi var. Türk televizyonlarında çok önemli mevkilerde ve görevlerde bulunmuş bir kadın. Evet. Statü olarak baktığında çevresi daha dolu kadın. Yani anladın mı? Şimdi ikisini köpeği... Abi ona bakarsan mesela Emir'in ilk eşi de çok kıymetli bir ailenin evet. bir kızı. Tabii, anladın tabii. mı? Tabii. Yani o da aslında bırakılacak bir kadın değil. Aralarında ne oldu ne bitti bilmiyorum. Yani çok hakim de değilim. Ama ben sadece aura olarak, starlık ışığı olarak yani Sibel Can'la yarışa girdiğim ya zaman... Ya oranın bitişikliği işte kendi içinde kadının başka bir erkekle olan ilişkisinden bahsedildi ama sonra şey masumane gösterdik. Ama Sibel de bu ilişkiye 6 sene çok vefa... Ya ne vefası... Kumaydı. 6 sene boyunca başka bir kadının evliliğinin içinde ikinci kadın pozisyonundaydı. Sibel Can. Evliyken mi Emir Bey? Tabii evet. Emir'le 6 yıl.
Yani millete Sibel'di ama çok dayandı. Ne dayandı? Yalnız ben... Bir kadının hayatını mahvetti. Ben şey konusunu... Ya niye Sibel mahvetmiş olsun? Yani, yani adamın hiç mi? Adamın onu tek Sibel'e uyarlayı bırakmak yanlış bir para. Her şeyi kadına yüklemeyelim. Suç tek taraflı değildir. Değildir. Ama... Biri geri adım atmasını bilecek. Yok ama biz geçen gün Mahsun'u suçladık mesela. Ya atsan da olmuyor, olmuyor, evet. Bir dakika Pınar'cığım, biz daha geçen gün Mahsun'u suçladık karısını aldattı diye. Ve karısı bugün çok ciddi de imalı açıklamalarda bulunmuş. Sonra güzel de bir açıklama yapmış. Yani, güzel de çok kaliteli bir açıklama yapmış. Ama orada biz mesela bütün medya mensupları vesaireler Mahsun'u yerden yere vurduk suçlu diye. Karısını aldattı diye. Ki Nihat o kadar da o evliliği kurtarmak için kendini paraladı. Olmadı. Evet, yani. Burada ya o kadar uğraştı. Ya ama bir şey söyleyeyim çocuklar. Arkadaşların üstüne düşen görev budur. Şimdi birine arkadaşlar Nihat'ın başına bir şey gelse ben de oturup burada Nihat'ı satmam ki. Aynen. Ben de elimden tabii geldiği kadar Nihat'ın önüne set çekip Nihat'ı yani korumaya çalışırım. Ya da ilişkisini kurtarmak adına yani ben kendime göre tatlı yalanlar uydurup arkadaşımdan yana tavır alırım. Benim bir abim öyle derdi. Düzelsin diye. Küçük yalanlar derdi şeker gibidir. Hayat kurtarır bazen. Bir de yalan var. Yalan günah. Bak oruçlu ağzımla mübarek Ramazan'da konuşuyoruz. Tabii ki yalan günah ama Cenab-ı Allah bazı yalan ölçülerini serbest bırakmış. Beyaz yalanlar. Yani onlara işte. Evliliği kurtaracaksa, savaş, hayat kurtaracaksa. Savaş esnasında evet, evliliği kurtarma doğru veya hastaneye gittin. Birilerini barıştırma. Veya hastaneye gittin arkadaş ölecek yani Nihat çok kötüyüm aynen değil mi? Yok baba sen yarın ayağa kalk gibi ufak tefek on insanlara moral verecek. Motive edici yalan. Tabii yalan ama, konuşulabilir. Pınar da bilmiyorum bana katılır mı ama şimdi diyoruz ya hani Sibelcan çok kaliteli öyle Sibelcan için söylemeyeceğim hı-hı bunu ama genellikle erkekler de birisiyle ilgili kafası karıştığında ilişki olarak her zaman doğru seçimi de yapmıyorlar. Yani burada Sibel işte diğerinden daha kaliteliydi, öyleydi, böyleydi. İnanın öyle bir seçimler yapılıyor ki erkekler bazen kaliteli, aklı başında, ayakları yere sağlam basan yerine başka bir seçim yapıp hiç seçtiği kadınla profilindeki, kafasındaki kadının dışında da bir kadın. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Erkek hiçbir zaman Larus'a sarılıp yatmayı bilmem neyi hayal Emir etmez ki. Yani. Yani. Emir bence ne istediğini bilmiyor. Ha, ya bunu Emir ne için söylemedim. Bilmiyor. Hayır dediler ya hani erkekler. Yani erkekler de hayatları boyunca seçimlerinde maalesef bazen çok kaliteli, kendisine emek veren, kendisi için savaşan kadınları da seçmeyip hayatına yeni girmiş birisi. Çünkü onu cepte görüyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Cepte. Tüm dünyevi konularla ilgili fikir teatisinde bulunabileceğiniz bir kadını mı tercih edersiniz? Yoksa bir kahveyi bir çayı getirirken bile önünüze işveli cilveli olan, bilmem ne olan, şuh olan vesaire bunu bir kadını mı tercih edersiniz? Hayatında ne eksikse onu tercih edersin. Neyi? Bu duygusal anlamda da böyle. Neyi arıyorsun? Günlük hayatta ne arıyorsan, eksiğin neyse onu ararsın. Nasıl bir kadın eksiğin senin varsa hayatında. Senin ikimi söyledin de fena değil, hoşuma gitti. Ruhun kahveyi mesela. Hoş geldin. Bana böyle gelince o kahveyi kahveyi getirirken işve cilve yapan, sana gülücükler dağıtan bir kadına açtır, onu doyurmak öyle bir kadınla yaparsın. Ruhun saatlerce konuşabileceğin, konuşabileceğin, fikirlerini paylaşabileceğin bir kadına ihtiyacın vardır. O kadınla mutlu bu olursun. Bu arada arkadaşlar düğüne gidip de 200 TL takan var. Güzel. Bunun para 50 TL takan var. Var. Sadece yemeği yedim, yaladım, yuttum, ilerledim evet, diyen olan, var. Hiç takı bile takmadım diyen var. Vallahi sonra günümüzde asgari ücret alıp da 100 lira bir düğünde kısım akrabaya takan adam büyük bonkör bir adam. Bir şey yani var, 100 lira insanlar için çok yani, önemli rakamlar. Tabii. Yorumlar arasında şey de var yani... Çocuğun adı neydi bu? Sibelcan'ın. Engincan. Engincan'ın tabii tercih herkesin tercihine saygı duyuyoruz. Onu gördük de. Hayır yani acaba diyorlar yani evliliği mi diye de. Formalite şey, evliliği diyen de mi? Ya biz konuşalım bu masada her şey konuşuluyor. Özgür bir medyayız yani. Hani ya, çünkü daha önce çok böyle feminen kıyafetleri de çok sizler tarafından, siz değerli gazeteciler tarafından da haberleştirilmiş. Evet evet doğru. Çocuk. Okay. Yani şimdi bu sonra da Hakan Bey çok büyük tepki göstermiş. Son 3-5 yıldır böyle giyiniyor. Ama oğlumun giyim tarzı ile ilgili bir şekilde gibi, konuşulmasından son dolayı. Son özellikle 3-4 yıldır tamamen o kıyafetlerden uzaklaştı ama. Hakan müdahale etmişti. Onunla ilgili sadece gaziteciler değil insanlardan da çok garip yorumlar geldi. Manşet olmuş şu an nerede evet, manşet olmuş. Enteresan yorumlar gelmişti. Hatta Hakan bu konuyla ilgili çok ağır ve sert bir açıklama yapmıştı. Aslında şöyle bir şey de var. Hakan'la Sibel bakın ayrıldıktan sonra çok nahoş şeyler de yaşadılar. Karı koca birbirleriyle ilgili. Hakan'ın boşanırken. Benimle yapmış olduğu bir röportajda Sibel'i çok ağır suçlayan açıklamaları da vardı. O röportajdan sonra Hakan zaten bir daha Sibel'le ilgili konuşmamıştı. Benim Sabah gazetesinde açıp izleyicilerimiz açıp hatta bakabilirler gazetede.
Sibel'in çocukları ile ilgili evliliğinde Surhi Bey ile olan evliliği ilgili çok ağır yorumları da vardı. Ama işte şu anda da görünen bir köy var. O da kılavuzu şu. Yani çocuklar büyüyorlar. Bakın karı koca mutlaka bir araya gelmek zorunda kalıyorlar. Ağlamı çok güzel. Şimdi tabii canım, şu anda iyi ama o zamanlar kötüydü. Çok kötüydü araları. Ama şimdi bakın sürekli karı koca işte çocuklarınızı o yüzden arada bırakmamak adına, iyi geçinmek adına egolarından sıyrılıp anne babaların birbirleriyle diyalog halinde olması gerekiyor. Şimdi Engin'cen evlenince ne olacak değil mi? Geçmişte yapılan her şeyi unutmak zorunda. Kız istemeye gidilecek, baba yanında olacak. Nişan takılırken yanında, evlilikte yanında, torun olunca yanında. Tabii çocuk olmasa hani herhangi bağ yok. Zaten çocuk olmasa tabii problem olmaz ki. Biter gider işte ama çocuk oldu. Ya o yüzden ben şunu savunuyorum. Mümkün olduğu kadar evliliklerini insanlar yürütmeye çalışsınlar. Kesinlikle. Hemen kestirip atmasınlar. Yani bu, çünkü her ne kadar boşansan da çocuklar var olduğu sürece fark etmiyor. Yine diyalog halindesin. Sırf çocuklar mahcup olmasın ya da çocuklara karşı sorumluluğunu yerine getireceksin diye bir ömür boyu mutsuz olduğun bir adamla devam etmek ama doğru mu? Ama küçük şeylerden büyük yangınlar çıkarmamak gerekiyor. O da evet. Çözülecek bir şey varsa savaşsın istiyor. Çiftler. Yani boşanmak, ayrılmak çözüm değil. Mesela ben Mahsun'un ayrılığında da yani ne oldu da siz hani daha şahane çok güzel bir karısı var. Boşandığına pişman mısın peki? Ay yok ben değilim de. Yani benim şimdi bana iş dönmesin de. Boş ver bizimkini boş ver. 15 yıl olmuş bitmiş gitmiş. Allah herkesin işini varsın. Abi. Benim söylediğim şey şu. Mesela ben şu erkekleri anlayamıyorum. Başarılı bir kadın. İşte yine ya sen bana gelmesin dedin iş bize geldi şimdi yani erkeklere geldi. İşte başarılı. Yani, ya bize topu attı ama bize attı. Başarılı güzel bir kadın. Yani ne çocuğun istersin? Var. Ne bileyim tabii ki ikili arasında ne yaşanmış bilemem ama bazı kadınlarda ama erkekleri çok zorluyor ya. Bazı kadınlarda erkekleri çok zorlayabiliyor. Mesela? Ya doyumsuz oluyoruz bazen biz kadınlar ya işte. Neye doymuyorsunuz mesela? Ya, güce mi? Güç, evet. İsteklerimiz çok olabiliyor. Adam bıkabiliyor. Nihat bir kadının fazla talepkar olması seni mesela bıktırır mı ilişkiden? Yani, tabii abi bıktırmaz mı? Bıktırmaz mı? Bu sefer hayır bak. Onu iste, bunu iste. Şimdi şöyle biz bu konuyla alakalı biz selebritiler biraz dezavantajlıyız tamam mı? Maça 3-0 mağlup başlıyoruz. Neden? Çünkü şundan dolayı sürekli biri bizden bir talepkar ya tabii ki talep edebilir. Talep etmesi normal veya talep etmesine gerek yok. Benim hayatımdaki insanın ne bileyim telefonu kötüyse tabii ki ben ona telefon alırım. Ya, ayakkabıya ihtiyacı varsa ben zaten alırım yani bunu onun bana söylemesine gerek yok. Ama bir yerden sonra böyle sürekli yoğun pres altında onu isterim, bunu isterim, şunu al, buraya gidelim, bunu yap. İş kafa koparma noktasına gelirse sıkıntı sefer, diyorsun. Yok, yani. Kafa koparma sefer, gibi değil de. Yok, biz selebriti hemen şöyle bir gard oluşturuyoruz kendimize. Ulan bu bizi yormaya mı geldi? Bizi mi seviyor? Hayatını konforlu mu yaşamak için? Yoksa bizi kullanmaya mı geliyor? Yani bu sadece bütün selebritilerin bilinçaltına yerleşmiştir. Çünkü her kişi onun sokakta yürüdüğü zaman işte Nihat Doğan olarak görürler, selam verirler. Aa Nihat Bey resim çekilebilir miyiz? Kızı, erkeğe vesaire. Bu da onda bir samimiyet şeyine yol açar. Samimiyet testi yapar. Ama bir şey söyleyeyim. Buna düşmen de çok normal. Tabii çünkü bu benimle alakalı da değil. Hayır, yani herkes de böyle bir kompleks mi diyelim? Yani bir tereddüt mü? Neden? Yokluk döneminde etrafında olmayan, senin çektiğin o acılarda seninle hiç yoğrulmayan, o gün senin sırtını sıvazlamayan, elini tutmayan tiplerin çoğu sen ne zaman böyle neonlarda adın, cebinde paran, altında arabanla bir statüye ulaştığında etrafta bir çember oluşturmaya başlıyorlar. Evet. Çünkü senin o güçlü halin ve sen o zaman şu kuşkuya düşüyorsun. Ben aynı Nihat'ım. Evet. Bir şey değişmedi. Evet. Sadece dün arabam yoktu, bugün arabam var. Ama dün bunlar yanımda yoktu, bugün burada. Bu akrabaların dahil olmak üzere. Ama sadece konu bundan ibaret değil ki. Mesela biz sanatçılar yaptığımız meslek icabı öyle ortamlara da girebiliyoruz ki. Mesela gidip bir sarayda da insanlarla oturup değil mi Nihat? Ama veya şey çok hayır mesela çok zengin arkadaşlarımız da olabiliyor. Bizden tabii çok canım, da. Herhalde. Ya bazen ilişki şunlarla onlar bizden işte onlarla menfaat bekliyor mu demiyorsun. Hayır tabii. O değil tabii. Onu. Öyle bir kuşku. Kınar'ın anlatmaya çalıştığı o değil. Şeyi konuşuyoruz ya, ilişki konuşuyoruz evet, ya. Evet, hani, evet. İlişkideki insan üzerinden değerlendiriyorum ben. Anladım. Sen sosyal mesaj mesela veriyorsun. Senin bir eşin var. Hı hı. Senin görüştüğün çok zengin arkadaşların da var. Tabii ki. Değil mi? Var. Hı hı. O eşin mesela o arkadaşın evine gittiğinde hı hı.
evindeki gördüğü bir şeyi ben anlatmaya çalışıyorum. Anladım sen olayı. Topu başka tarafa. Şimdi şey bitmiş yani olabilir karşılıklı şimdi hani. Anladın mı? Bu da. Yo ben çok iyi anlıyorum. Yorak. Ben de anlatmamak için direniyorum yani. Çaba sarkıyorsunuz. Davul yani davul bile dengi dengine mi diyorsunuz yani olmadı. Ya şey kötü biliyor musun? Ben şimdi ben bir gazeteci değilim bir kere. Şimdi gazetecinin işi haber yapmaktır. Gazeteci duygusal davranmaya da bilir yani. Gazetecinin duygusallığı o gazetecinin insani tarafının ağır basmasıdır, tamam mı? Ama gazeteciden esas istenen haberdir. Yani adam ölürken o anda orayı fotoğraf kareyi bastınca gazeteci oluyorsun. Ama fotoğraf makinesini bırakıp adamı tutup çektiğin zaman orada insan oluyorsun. Tamam mı? Yani o. Ve bu çok tartışılır medyada biliyor musun? Önce insan mı gazeteci misin yoksa önce gazeteci sonra mı insan mısın? Hayır abi bu Amerika'da da tartışılıyor. Bu her yerde tartışılıyor. Mesela işte bir kızın bir bıçak saplanmış bir haber vardı. Fatih Altaylı mı ne basmıştı? O manşete taşınmıştı Habertürk'e. Onun üzerinden de çok tartışma. Orada da bu tartışma inanılmaz alevlenmişti. Şimdi ben burada bir selebritiyim, ünlüyüm yani. Benim ben gazeteci değilim. Hani Başak'ın, Hakan abinin, Tayyar abinin veya Nurcan abinin, Nurettin abinin bir gazeteci kimliğiyle her şeyi konuşma hakkı var Pınar. Anlıyorum. Ama ben sanatçı olduğum için şimdi ben yani her şeyi konuşmamak taraftarıyım. Ama her yani, şeyi konuşacağız demiştik ya o yüzden. Hayır ya işte ayrılmışlar şimdi. Evet anladım. Bir takım sorunlar hayırlı var. Hayırlı olsun yani, her iki tarafa sorunlar da. Sorunlar oluşmuş. Oraya geleceğiz ondan zaten. Sonra ama şimdi ben şimdi Tayyar abi bilse ben Tayyar abiyi sıkıştırırım. Hakan abi bilse, Başak bilse söylesene abi gazeteci değil misiniz? Ve zaten onlar da söylerler. Ama şimdi ben yani anladım. Arkadaşım diye çok fazla da yaralamak zaten yaralı. Tamam, adam tamam. Zaten olay yaralı. Şey adamı değil. Kurtaramadık. 50 tane yalanla dolanla montaj dedik anladın mı? Şimdi bir de adamı hançeri biz vurmayalım yani. Tamam. Ya ben şimdi, bir şey söyleyebilirim. Çok özür dilerim ama hani maddiyat gerçekten evliliklerde artık çok ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. Evet maddiyat önemli mi? İşte iki gönül bile olunca samanlık seyran olur diyorlar. Öyle bir şey evet kalmadı şu anda artık. Öyle bir şey kalmadı ama şu da bir gerçek ki para da tek başına ne evlilik için ne ilişki için bence yeterli değil. Ben kendim de hayatımda deneyimlediğim, etrafımda gördüklerim de var. Bence belli bir yaşa geldikten sonra yapılan evliliklerin çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani 20'li yaşlardaki beklentinle yaş ilerledikçe ki beklentin aynı olmuyor. Şimdi 20'li yaşlardaki gençler evlenirken hemen böyle aşık olduk, çok seviyoruz, çözeriz, hallederiz diye giriyorlar. Ama evlilik başlı başına çok büyük bir sorun. Ama zaman ilerledikçe de... 48 yaşında tabii. Var, 49 bizden büyük yani. Tabii canım. Ne kadar zaman deli misin? 50 küsur yaşında değil mi? 56 falan var ya mahsus. Yok ya. Tabii. Aa. Onların en ufağı. Tabii canım. En büyüğün aralarında, Alişanların arasında. Ben 68'li biliyorum. Hayır. Mahsun 53 yaşında. Bak 58'li işte. 53 yaşında. O yüzden de hani belli bir yaştan sonra yapılan evet ama ben de şunu söyleyeyim. Bir erkek hani diyorlar ya sende duruldum. Kadın da diyor ki işte ben artık değiştim. Hayır kardeşim. Bir insan değişmez. Belli bir yaşa kadar gelince karakteri değişmiyorsa o yaştan sonra değişmesinin de çok değiştirmeye de çalışmasınlar aynen zaten. Aynen öyle. O yüzden zaman bir kaybı. Menfaatte iyi geçinebilmek. Başak bu arada hanımı açıklama yapmış. Evet evet. Aslında açıklama onu da var. Okumak lazım yani. Ya da yani, açıklamasını attım ben gruba. Çünkü galiba. Bu niye önemli biliyor musun arkadaşlar? Burada var açıklaması. Şundan dolayı açıklaması. Arkadaşlar açıklaması içeride varsa bir görelim mi o açıklamayı? Hazırladığınız haber verin. Mesela bizim masada da bu konuşuldu. Biraz Tayyar abi yapmış olduğu. Abi boşanma evresinde bizle evet. Beraber miydin Tayyar abi? Yok. Yoktu. Ha, biz de, yok. Tamam. Yoktu. Biz de şeydik. Başka galiba. Bir yerde çalışıyor muydunuz? Yoksa tabii. Ayrılmış. Ha. Orada belki işlemiş olabilirsiniz siz de aynı konuyu. Şu konuşuldu mesela. Bizim masamızda da bu konuşuldu. Denildi ki ya zaten hatırlıyor musun Başak? Eşiyle Mahsun zaten 2 senedir kötüydü diyorlardı. Aynen. Kadın 2 senedir görüşmüyor adam denildi. Yalnız burada. Ağzına sağlık. Kadın zaten Amerika'da eşi kıymetli eş hanımefendinin adını bilmiyorum. Hakkını helal etsin. Ece Hanım 2 senedir Amerika'da bu evlilik zaten bitmişti. O yüzden Mahsun da hayatına birilerini almıştı. Zaten hatta şöyle de bir iddia var. Bitmeyen bir albüm yaptı. 2 yıldır stüdyodan çıkmıyor. Güya Mahsun stüdyoda çalıştığı arkadaşlardan birine demiş ki ya evde duracağıma burada zaman geçiyor. Doğru bana söylendi. O sana açıklamayı söylen. İzleyelim mi? Hadi o... Ya sen var ya böyle. Ya sen hakikaten bombasın ha. Ama ben... Yok, ben
Abi şey aklıma geliyor. Şafakta sen diyor hayırdır diyor. Sarımsağı ben mi tutuyorum zannediyorsun? Adamına düşünsene masum bile 7-24 stüdyoluz. Aynı ne yapıyoruz? Stüdyoyu ben mi tutuyorum gerçekten? Hadi bakalım o açıklamayı bir izleyelim sonra devam edelim. Buyursunlar efendim. Evet, o açıklama dilerseniz arkadaşlar ekranda bir tam ekran izleyicilerimize verelim. Üzerine biz bir okuyalım onu. Ondan sonra da bu açıklamanın üzerine konuyu biraz daha açalım. İddia edilen evliliğimizin 2 yıldır zaten bitmiş olduğu, 2 senedir birlikte yaşamadığımız, ayrı yaşadığımız, benim 2 yıldır daimi olarak Amerika'da yaşadığım, evliliğimi bırakıp Amerika'da yaşamayı tercih ettiğim söylemleri kesinlikle doğru değildir. Evliliğimizin başından beri ailece Amerika'ya gidip geldiğimiz çevremiz tarafından bilinmektedir. Sadece son bir yıldır uzun süreli olarak Amerika'da oluşumu sahip olduğumuz Green Card'la ilgili olarak orada süre doldurma gerekliliğindendir. Bu süreçte kızımızı ana sınıfı eğitimini de Amerika'da aldırmak ortak kararımızdır. Yine bu son bir yıl içerisinde kızımla birlikte Türkiye'den uzak kaldığım süreler en fazla 2 ya da 3 ayı geçmemiştir. Ve bu bir yılı sürekli olarak Türkiye-Amerika arası gidiş gelişlerle ailece bir arada geçirmişizdir. Boşanmaya kadar da evlilik birliğimizde normal şekilde devam etmiştir. Amerika'da bulunma konusuyla ilgili olarak hiçbir zaman bir fikir ayrılığımız olmamıştır. Avukat Ece Binay. Bu noktada evet. Tabii ki hem bu notu okudum hem de göz testinden de geçmişimdir diye tahmin ya ediyorum. 20 metre mesafeden şunu okuduğum için. Ece Hanım hukukçu olduğu için işi ne, çok, ne konuşması çok bilerek yapmış. Ben hemen madem ki bu mevzuyu bana söylemişti dediği için Nihat'a şu sorum olacak. İlk birinci paragraf. İddia edilen evliliğimiz 2 yıldır zaten bitmiş olduğu, 2 senedir birlikte yaşamadığımız, evet, ayrı yaşadığımız, benim 2 yıldır daimi olarak Amerika'da yaşadığım ve evliliğimi bırakıp Amerika'da yaşamayı tercih ettiğim söylemleri kesinlikle doğru değildir. Doğru mudur, değil midir? Kız doğru söylüyor. Kız doğru söylüyor. Evet. Peki ben de bir şey söyleyeyim. Ben aslında tüm bunlara cevap veriyor. Çok özür dilerim Başak. Pardon. Yani tabii ki sizlerin de fikri çok önemli ama benim anladığım şu. Biz halihazırda evli, yani çok da mutlu bir ailemiz vardı, yuvamız vardı ve biz hep beraberdik. Aramızda hiç en ufak bir sorun yoktu. O fotoğraflar peki, çıktığı için o fotoğraflar yani, çıktı. Peki ben masaya ben öyle algılıyorum masaya yani. Masaya bir şey sormak ben de öyle okudum da o yüzden söylüyorum. Yok, yok, ben de öyle okudum. Masaya bir şey sormak istiyorum. Peki evlilik varken bir kadının 3 ay kocasından ayrı bir ülkede yaşaması doğru bir şey mi? Peki ben sana cevap vereyim. Benim çok sevdiğim, çok yakın bir arkadaşım var. Oradan konuya gireyim. Şimdi Türkiye'deki ekonomik şartlar, özellikle hayatımız pandemiden önce ve pandemiden sonra diye Pınar ikiye ayrıldı. Artık Türkiye'deki hayat şartları çok zorlaştı. Dikkat edersen yurt dışıyla bağı olan birisi varsa, birileri kendilerini yurt dışında görmek istiyorlar. Benim yakın çevremde de eşi Almanya'dan buraya gelip evlilik yapmış, çocukları Alman vatandaşı olan arkadaşlarım Almanya'ya gittiler. Eşlerini yanında götüremedikleri için, kendilerinin Almanya vatandaşlığı ile ilgili olarak bağları olduğu için evlilik birleşimine gidebilmek için kadının bir süre orada kalıp prosedürleri halletmesi gerekiyor. Ben de diyorum ki eğer ki... Green Card mı diyordu? Green Card Amerika'da geçerli olan, Avrupa'da da evlilik birliğiyle gidebiliyorlar. Hı hı. Ama şunu da unutmamak lazım. Eğer evliliğiniz için, çocuklarınız için, geleceğiniz için bir şey yapılıyorsa 3 ay ayrı kalmak değil, 1 yıl bile ayrı kalırsın. İnsanlar Türkiye'de devlet memurları, öğretmen ya da doktor hiç fark etmez. Onlar bile biliyorsun tayin olduklarında karı koca ayrı şehirlerde bir sürü o sınavı vermek zorunda kalıyor. Kadıncağızın burada anladığım kadarıyla evliliğiyle ilgili o kadar çok şey kapatıldı ki hani
kadın işte yok Amerika'ya gidiyormuş da adamı yalnız bırakıyormuş, Mahsun'la ilgilenmiyormuş gibi bir hava yarattıkları için o da aslında kendisini savunma ihtiyacı hissetmiş bence burada. Yoksa ayrı kalsa, 3 ay ayrı kaldı diye gidip de Mahsun'un bunu yapması mı gerekiyor? Kadın da ayrı, üstelik kadın da Amerika'da, o da bu, o zaman orada gönül eğlendirebilirdi. Yani evlilikle sadakat niçin hep böyle yani kadın üzerinden ya da değil abi, kadın da sadık olacak, erkek de. Hayır, yani Pınar'ın sorduğu ben şey başka ama bak yani kadının da erkeğin de ayrı ayrı arkadaşlar metabolizmaları var. Bir erkeği sen kalkıp da 3 ay boyunca hangi sebeple olursa olsun sen bir başına bırakırsan bu adamın yani, kadın gibi ama değil. Bu ortak, bak yeri geliyor, genç yaşlıyorsun. Yeri geliyor. Bir ama kadın orada gencecik yaşta kocasını kaybediyor. Hı-hı. Ve kadının doğru cinsel dürtüsü erkek gibi değil. Ama değil. Kadın doğru ömrünün tabii sonuna kadar cinselliği hayatına işte almadan yaşayabiliyor. Benim annem abi, tamam. 33 yaşında ama bir erkek kadın öyle değil hayatta yani. Hayatta eline yaşında? Bir erkek 33 yaşında dul kalmış. Kadın şu an kaç yaşında? 72 yaşında da erkek eli değmiş. Ama tamam bu başka ama bir erkeği, şey. Bir erkeği, hayatım, bir erkeği ve sperm kesesini bir hafta başı boş bırakamazsın abi. Ama anlayabiliyorum. Hayır ben de diyorum senin yaptığın fedakarlığı biz biliyoruz. Buradan her gün gidiyorsun, 3 saat, 4 saat gidip geliyorsun. Bunun için yapıyorsun mesela ilişkini. Ama bunu ilişkimizi, geleceğimiz için de yapıyorum. Yani, yani bir yastıkta uyumak denen bir şey var. Hayır, bir yastıkta uyumak. Sadece diyorum ki hani 3 aylık ayrı kalınmış ama ben bunun Mahsun'un dışında olmuş bir şey olduğuna inanmıyorum. Ortak çocuk için karar verilmiştir. Hani bu bir erkeğin aldatması için bahane olmamalı. Tamam da ya. biyolojik yapı erkeğin istediği kadar kalbi yüreği ailesi karısı ya da çocuğu desin adamın bir biyolojik yapısı var. Ve bu adamı 3 ay boyunca 3 ay boyunca sen bu adamı şap mı yedireceksin? Ne yok, yapacaksın? Yok, mesela, bunu meşrulaştıramayız. Yani karısından 3 ay ayrı kaldı. O zaman kadın erkeği yalnız ne yapacağız? Erkekleri ben doğru bulmuyorum ya, ama bu hareketi. Yok, yani, doğru bir hareket değil. Ben doğru bulmuyorum. Tamam, yani kanca beraber, kanca beraber. O zaman evet, bu aile gidecekler. Mesela bulmuyorum. Bak Mihri Zaza. Mihri Zaza hanımefendi mi erkek bilmiyorum Mihri Zaza. Neden doğru olmasın? Yani kadının Amerika'ya gidip orada 3 ay kalması neden doğru olmasın? Neticede çocuğunun eğitimi için ben de giderim diyor. Ben de yani bugün evladımın ama geleceği ise Amerika'da gider, green card için giderim. Onlar green card süresini uzatabilmek için böyle bir tercih yapmışlar. Bu arada da çocuğun anaokulu zamanı tamam başladı. Tamam ama abi green card ailesi içinde belli bir süre orada olmak ya bak gerekiyor. Tamam Mahsun da burada bir şey söyleyeceğim. Bir sürü kurtul içerisinde bırakmıyor. 6 yaşında bir çocuğun Avrupa'da okumasıyla İstanbul'da herhangi bir yabancı okula yazılıp okuması arasında hiçbir fark yok. Yok. İnan hiçbir fark yok. Aynen. Hatta burada aynen, kendi ben de gözetimin altında daha da iyi. Daha katılıyorum da. Yani dibi çok açık olduğu için evet, yuvarlak cümle toplayayım. Evet. Çocuğum eğer liseden sonra ya da liseyle beraber üniversite çağında bir eğitim görecekse evet belki tercih edebilirim hani yüz kademede. Ama henüz daha 6 yaşında A'la B'yi bilmeyen, fasulyeyle bezeyliği ayıklayamayan, eline verilen renkli kalemlerle karga böcek çizmeyi öğrenecek olan biri için de yani ailemi terk ettim, 4 öğrenim. Ya aileyi terk ettiğini sebebiniz nasıl söyleyebilirsin Tahir abi? Neyin ne demekini asıl söyleyeyim? 6 yaşındaki bir çocuk ancak yurt dışına gittiğinde adaptasyonu daha rahat olabilir. Kusura bakma ama neyin adaptasyon olacak hayatım? Adaptasyon, Amerika'ya gidip de yaşadın mı? Orada ya bir şey biliyor söyleyeyim musun sana? Ama ben, orada sen biliyorum. Yaşadın. Ben biliyorum. Yaşadım ama neyin adapte olacak Allah abi, aşkına? Abi hayır. Bak 6 yaşında giden bir çocuğu oradaki evet, eğitim sistemine, ha, oradaki yaşam tarzına, evet, oradaki hayata ne gerek var? Neden? Ne gerek ya var? Ya bilemeyiz ama şimdi bak şimdi biz neden bunu neyi tartışıyoruz? Neden? Şeyin Mahsun Kırmızıgül'ün yapmış olduğu hatanın kadına mal edilmesi. Kadına bir şeye mal etmiyoruz. Ama diyorsunuz sadece ki 3 ay orada eşlerin kaldığı için bak hayatım, adam da burada aldattı diyoruz. Ben de ailemden, eşimden ve çocuklarımdan 3 aylık, 4 aylık sürelerle uzakta kaldım. Ve bir tanesini İstanbul Ankara arası evet, yaşadım. Evet biliyorum Beyaz çünkü hani sen. Garip, o zaman askerlik 18 ayken gidip 18 ay 15 ay gelmeye mi var? Kıbrıs'a gittim. 60'ar günlük, 90'ar günlük vize aldıkları için, çocuk da burada okuduğu için biz 3-4 ay hiç görüşemedik. Bu ortaya bir sadakatsizlik durumu doğurmaz. Eğer insanların i̇şte kafalı onu diyorum ama ben de onu burada bir şey var ya okuduğum yazıdan şu çıkıyor. Yani biyolojik miyolojik yapı diyerek meşrulaştırmayın diyorsun. Aynen öyle. Ya yani burada şu çıkıyor ama bu metinden okuduğumda. Ya biz green card süremizi uzatacaktık. Yani havamız olacak biz Amerika'da. Belki de Mahsun dedi sen git. Onu belki de işte. Sen de Mahsun'u gönderdi ben burada albüm yapayım. Ben burada dedi albüm yapayım. Göker.
Farklı bir mesele için aldatma muhabbetiyle alakalı. Vallahi gözün karıya kıza kaymadı mı yani? Vallahi gitmedi. Ya, bu... Çünkü yani bir şey söyleyeyim sana. Gözün karı... Ya kardeşim sen kayar abi olmasın. Yıkacaksın Gökay. Seni kırıyorum kusura bakma. Senin için de Seyhan Soylu kaçtı. Abi bak şu koltuğa oturan, bak şu koltuğa kim oturuyorsa Seyhan Soylu kaçıyor içine. Ya hayatım. Aynı fiyatı gibi tırnaklar. Ya şu masa bak arkadaşlar. Adamın yuvasını mı yıkacaksın şimdi? 90 gün boyunca farklı bir coğrafyada yaşayacaksın. Hiçbir şekilde hiçbir kıza cinsel olarak yaklaşmayacaksın ve bakmayacaksın. Bunu bana kabul ettiremezsin sen. Gökay'cığım. Ya bakabilir. Yani insanın gözü kaya. Eğer karşı cinsten birine bakıyorsan. Ama aldatmak başka bir şey. Benim memleket değiştirmeme gerek yok. Kadın da bakıyor abi. Ben evimden çıkıp buraya gelirken de o kadar çok kadın ve kız görüyorum ki. Tamam bakmak ayrı yani bir şey. Gözün, burada... gözün var olma sebebi bakmak başka zaten. Başka bir şey o söyle. Çok masum. Tamam işte yani bak eğer şeyse buradaki hikayede masum meselesi. Evlilik kendi içinde başka dinamiklerden biter. Üçüncü, dördüncü şahıslar belki bazen etken olur ama evlilik kadın ve erkeğin arasında başka sebeplerden biter. Neden mesela? Ya cinsellikte anlaşamıyorlardır biter. Aynı evin içinde yaşamayı bitirip o sevgi biter. Ya biter diye biter saygı anladın biter. Mı? Yani illa bir kadın. Sen git. O zaman eksikler başlıyor. Ya abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela adam kadının kurduğu sofrada hoşlanıyordur. Karnını doyurup eve gelir. Bu bile bir bahanedir. Sayar abi ben çocukken hani o iki ay beklenir mi vesaire üç ay beklenir mi üzerinden değerlendireceğim biraz da. Senin gönlünü hoş etmek gibi bir derdim de yok. Bir realite, yaşanmış sosyolojik bir realite bir üzerinden değerlendireceğim. O da şu. Ben çocuktum. Bizim alt komşumuz Celal diye bir çocuk. Benim arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Celal, annesinin adını şu an hatırlamıyorum. Abi, Celal'in babası yazın gelirdi. Almanya'daydı babası. Babası Almanya'da. Yazın gelirdi. Mesela ilk siyah beyaz televizyonu biz Celal'lerde gördük. Sonra renkli televizyonu, video oynatan videolar var ya o video player'ları. Hayır video ilk sinema kaset vardı. Kaseti takıyordun evet, videoya. Evet. Film izliyordun. Şimdi biz bunları Celal'in babası Almanya'dan senede bir geliyordu. Abi 10 sene falan adam Almanya'dan Türkiye'ye hiç gelmedi. Ama hanımı, karısı namusuyla, şerefiyle oturdu çocuklarının başında 10 sene Tayyar abi bak 10 sene bir o eski kadınlar kalmadı. Ve hayatım kadın kalmadı. Aynı biyolojide, kalmadı. Kadın aynı algıda. Artık kimsenin kimseye tahammülü bile kalmadı, sabrı kalmadı. Erkek ne yaşadı kalmadı. Orada peki 10 yıl yok olduğu sürece? Erkek yani erkek daha sonra tabii illaki hayatında birileri olmuştur. Yani, daha sonra alıp eşini alıp Almanya'ya götürdü ama o dönemde mesela filmlerde de izliyoruz. Tabii biz yaşamadığımız için bilmiyoruz. Belki Hakan abiyle Tayyar abi o süreci yakalamış olabilirler. O Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'den Almanya özellikle göç eden insanlar bir 10 sene 15 sene falan tabii orada kalamıyor. Yani. Ama aynı şeyi söylüyoruz. Kadın bak 10 sene boyunca bekledi diyorsun. Bekledi ama kadın adamlar metabolizm olarak buna orada yapabilir. Arkadaşlar iki dakikanızı ayırın size bir şey dinleteceğim. Lütfen. TRT'nin bir belgeseli var. Arkadaşlar bu arada da beğeni sayımızı lütfen arttıralım. Evet aboneliği ve beğenileri unutmayın. Mustafa yani... Dede var. Mustafa Dede eşi Hatice vefat ettikten uzun bir süre sonra TRT'nin yaptığı bir belgeselde konuşuyor. Kim ne olur abi? İki dakikalık bir video. Ben. Bir şey İzle dinlettireceğim. Ne olur bir dinleyin. Kadın erkek meselesinde. Şu yani masadaki mikrofona yaklaşın. Evet, size elbisine de dinlettireceğim. Orayı da açacağım. Herkes bilemez eşin kıymatın, Mevlam etsin iyilere himmetin. Ama nasip etsin Hatice'me cennetin, gel beni de götürsene Hatice'me. Ya. Yeniden dalıma bülbüller konsa, açılsa kapımda ocağım yansa, demlense çaylarım önüme gelse, vallahi unutamam ben Hatice'm. Hatice dünyadan göçelim. 1918 gün oldu bugün. Neden? Ya bak işte Hatice'm dünyadan göçelim 1918 gün. Karakter meselesi. Karakter meselesi. Hani diyorlar ya kadın. Hepimiz duygulandık. Ya ne olur bunu seyredin. Bu iki saatlik bir belgesel. Atsana bana. Ya akşam evdeyiz. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Bak atsana bana. Şu anda bile tüylerim diken diken sesim titriyor. Bak şu kadarında bile. 1918 gün oldu. Zaten yani günü saati sayan bir adamın değil 3 ayı, 5 ayı, 2 ayı. İşte onun.
Bak hepimiz ortak noktada buyuz. Dikaycığım bir şey ama söyleyeyim mi Pınar, sana? Pınar da şurada, Başak hemen lafını unutma lütfen. Pınar'a da şurada katılıyorum abi. Teknoloji maalesef insanlarımızı, bizleri çok vahşileştirdi. Evet, bütün ya duygularımızı vesaire evet, her şeyimizi aldı. Aldı. Evet doğru yani söylüyorsun. O yüzden de teknoloji, bu sosyal evet, olarak sosyal hayata da farklı olarak yansıdı. Şimdi beraber olduğumuz insanın doğum gününü hatırlamıyoruz abi. İlk tanıştığımız günü hatırlamıyoruz. Evlilik yıl dönümünü hatırlamıyoruz. Bugün neyi unuttun? Evet evet. Neyi unuttun? İlk evet, tanıştığımız gün. Ama evet, siz merak etmeyin. Benim yarın doğum günüm. Ben bak, size unutmayacağım. Bak, ben size doğum günümü unuttum. Başak günler öncesinden başladı mesela. Gece yarısı arayacağım hepinizi teker teker. Yarın benim doğum günüm diye hatırlatacağım. Çok hakikaten şaka bir yana erkeği kadını diye bir şey yoktur. Edep cinsiyetsizdir, kimliksizdir. Bunu bravo, sürekli kadına getirmek doğru değil. Erkek de edebini bilecek, erkek de ahlaklı olacak, erkek de sadık olacak. Yok benim vücut metabolizmam bunu gerektiriyor. Ben ne yapayım işte, benim vücudum sen olmayınca, cinsellik isteyince önüme gelen her kadına gidiyorum. Öyle bir şey yok. Böyle bir adamla zaten aynı noktada yürüyemezsiniz. Evlilik sadakatte, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta. Tamam haklısın bütün da biyolojik gerçekler de yemin var be başkanım tamam, ya. Tamam ama bir şey söyleyeceğim. Bütün yeminlerde Hristiyanlarda da öyledir, Yahudilerde de, Avrupa'da da, Amerika'da da bütün yeminler neyin üzerine kurulu? İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, zenginlikte, fakirlikte diye geçiyor kardeşim. Uzaklıkta demiyor ama bak orada. Hiç ne olursa olsun. Uzaklıkta evet. Orada uzaklıkta demiyor. Bir şey söyleyeceğim. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ölüm bizi ayırana kadar ama orada hep birlikte. Bak iyi günde birlikte, kötü günde birlikte. Yok hayır ben seni anlamadım ne dedin. Sen ne demek istiyorsun? Yani erkek iyi mi dedin? Onu mu demek istiyorsun? Açık açık söyle. Canımın içi biz seninle aynı cümleleri kuruyoruz da sen kendi lügatında ben kendi lügatımda aynı şeyi, aynı örnekleri veriyoruz. Hayır, ama sen diyorsun ki erkeği 3 ay bırakırsanız erkeğin vücudu... Tamam, benim anneannemin... Bir lafı vardı Başakçığım. Benim anneannemin lafı. Eski kadınların lafları her zaman çok kıymetli, kıymetlidir ve gerçekten de yerindedir. Yani şunu söylerdi. Kızım derdi bana. Şartlar ne olursa olsun kavga da etsen eşinle onunla uyuyacaksın o gece. Aynı şeyi anlatıyor. Aynen, aynı şey, aynı şey şöyle bak. Biyolojik olarak yani tıp olarak baktığın zaman, bilimsel baktığın zaman doğru ama evet, ben de evlilik üzerinden bakıyorum. Yani evli bir insan tamam mı? Hanımını sen işte şuraya git demiş. Yani orada bir ihanet söz konusu. Yanlış bir şey yani. Yani bir doğrudan ya orada katapulliyle gönderip yani kadın gerçekten fedakarlık ederek ya da kadın kendi istemiyle gitmiyor. Evet. Mahsun burada kendisi bir şekilde gönderiyor onu. Tabii. Ve ardından da kendi bildiğini okuyor. Tamam bu dediğin zaten gerçekten orada bak, hoş bir şey değil. Ama bir erkekle bir kadını Pınar'la bizim anlatmaya çalıştığımızda şu az önce senin arkadaşınla ilgili verdiğin örnek. 10 yıl boyunca şehir yurt dışındaydı. Kadın burada 10 yıl boyunca bir fiil kocasını bekledi. Ama adam, peki ya adam dedim sana, adam o kim bilir neler dedin. İşte ben kim bilir ama neler noktasındayım. Ben niyet okuyorum ama bak Tayyar abinin dinlettiği de bir erkek. Yani tabii ki i̇şte istisnalar kaydını bozmaz. Ve bence en iyi örnek. Ha ya ama sorsam da en iyi örnek. Ve tamam ama çok acıklı bir örnek ayrıca da. İstisna. Yani. Ya, i̇stisna. Ama o zaman bu arada şimdi bu tartışma arkadaşlar tarih boyunca bu tartışma yapılmış. Peki. Ünlü filozoflar yapmışlar. Gelecekte de mutlaka yani, yapılacak. Ya kıyamete kadar da bu tartışma zaten var olacak. Biz de yani çok ünlü Sokrateslerin, Descarteslerin, Freudlerin işin içinden çıkamadığı yerde burada şu garip çözeceğiz. Zaten tane garip nasıl çıkacak? Kadın erkek ilişkisi yani bilinmeyen bir denklem. Ya bu, yani o bu yüzden bu arada mesela yurt dışına bahsettik ya Gökay. Bilmiyorum canım. Canan karısı kimdi ya? Petek. Ha Petek de yurt dışına yerleşmiş. Eski karısı. Ya o kız şey, kaçtı kaçtı. Pınar da aklıma geldi. Yerleşmiş diye. Miami'ye. O da Miami'ye yerleşmiş. Çocuğunun eğitimini orada yürütmeye karar vermiş. Kaçtı ya o yani. Burada bir neden kaçtı? Burada bir ticaret yani dükkanı falan var. Kapanmıştı. Kapanmış. Ya bir şey söyleyeceğim. Siz az önce reklam arasında çok güzel konu başlıklarına geçtiniz. Kadın erkek ilişkileriyle alakalı. Mesela. Ama bak bu da güzel. Mesela erkek. Niçin bak burada. Ama boşandı gitti. Petek ya. Ben niye Pınar diye takılır aklıma. Mesela kadın erkek ilişkilerinde karı koca ya da iki sevgili olduğu zaman cep telefonlarınızda sosyal medyalarınızın şifresi mesela. Verir misiniz? Vermem. Ben vermem. Niye? Ne münasebet? Benim özelim o. Yani. Niye Mahsun benim? 30 milyon verip boşanmış diyor. Zehra yalan söyleme kız. Nereden duydun sen de? 30 milyon verip boşanmış diyorlar. Abi. İçini anlatmadılar dün. Karı koca ikisi de adliye çıkışında röportaj yaptılar. Para konusu değinmediler. Maddi konuya gelmediler. İlişkin bir açıklama bulunmadılar. Bildiğim kadarıyla zaten o protokolle ilgili yayın yasağı var. Yani ya mesela
şöyle söyleyeyim. Ya çocukları var, bir şeyler olmuştur tabii ki yani. Sonuçta bir dönmüş abi yani. Dün para, sadece para adliye çıkışında şu dikkatimi çekti. Evvelsi günü. Önce Mahsun çıktı. Mahsun çok gönüllü değil fakat böyle gülen bir yüzde. İki cümle bir şey söyledi. Bütün açıklamayı hanımefendiye bıraktı. Hanımefendi ama Mahsun'da bir bozukluk vardı değil mi? İçin, evet böyle bir şey var. Böyle. Çıktıktan sonra... Kabullenmemişlik var diyelim. Hanımefendi bir uzun açıklama yaptı kapının önünde. Belli ki içeride konuşulmuş hani sen konuş, sen söyle diye. Çünkü dışarısı kalabalıktı. Mahsun sadece hani... Ya zaten Mahsun konuşurken de hitabet sanatı çok güçlü olan bir çocuk değil Mahsun. Doğru. Hanımefendi avukat zaten. Ama hanımefendi de zaten konuşmak için özellikle arabası orada durmasına rağmen... Mahsun'un konuşmasını bekleyip kenarda durdu. Bence, bir açıklama yapmak için bekledi. Bence eşler arasında yani sen konuş açıklaması içeride konuşulmuş. Çünkü belli ki o belli oldu baktı. Ama belli oluyor doğru. Yoksa hani şey değil o belli ki hanımefendiye bırakılmış. Sen yap konuşmayı sen söyle diye. Ya bir de hukukçu zaten konuşmuş. Yani daha doğru. Cümleleri çünkü daha seçerek konuşacak. Eğer Mahsun mikrofonların başında kalsaydı çok fazla deşeceklerdi ama hanımefendi çabuk attı topu üzerine. Mesela bakın hanımefendi bir avukat. Demin dedin ya Tayyar ilgilenmemişti. Mesela onun açıklamaların içinde herkes şunu beklerdi. İşte çocuk annede kaldı biliyorsun. Bazı açıklamalar verdi ya anneye verdi. Dolayısıyla da nasıl biz Hamdi Alkan'da Selen Görgüzel'de de bir şeyler kalmış yani çıktı ya ortaya onu söylüyorum. Mesela burada kesinlikle o top secret kaldı. Yani çok gizli kaldı. Bu da olması lazım. Yani Mahsun boşandı nasıl boşandı? Anlaşma, yani şirketimi alıp gitti boşandı. Boşanma metni üzerinde basın yasağı var, konuşma yasağı var. Yani abi, veya çok saçma değil mi çocuğuna abi, ne bıraktı? Ne verdi? Çok saçma değil. Mesela Acun Ilıcalı ile alakalı kime ne verdiğini biliyoruz. Cem Yılmaz'la alakalı işte kime ne verdiğini biliyoruz. Selen Görgüsel. Hamdi'den parayı veriyor. Verdi zaten. Verdim. Ne diyorsun o bir servet abi? Paylaşımı ya Nihat. Nafaka konuşursun istemedi herhalde. Hayır. Nafaka değil. Nafaka yok. New York'ta bir daire. Daha ne verecek? Bir de Peugeot 206 bir araç. Bir miktarda para verdi. Ben konuştum abi vermemiş. Ulan kaç yıl evli kaldılar ya? 6-7 yıl. 8 yıl. Bu 6 yılda bir Hamdi şey var. Ile Selen bu 6 yılda enteresan. Bir madde var biliyorsunuz. 266 şey. Arkadaşlar Selen eğer ki tek kelime bu konuyla ilgili konuşursa ödemekle yükümlü olduğu çok ciddi bir meblağ var. Evet o yüzden. O yüzden hiç konuştuklarınızı da şey yapmayın, dile getirmeyin. Selen'in de başı arkadaşlar, derde girmesin. Arkadaşlar yayınımız kesildi biliyorsunuz. Elektrikler gitti, yayın kesildi ve maalesef yeniden başladık. İzlenmemizi arttıralım lütfen. Beğeni sayımız çok iyi gidiyordu. Şu an yeni beğeni sayılarımız 15. Bunu da biraz arttırırsak çok acil bir şekilde teşekkür ederiz sizlere. Buyurun. Ama o peteği işleyelim ya. Petekte görmüş kısa kaldı petek. Ha, niye petek işleyemiyoruz abi? Ha, niye işleyelim? Ben petek şundan dolayı söylüyorum. Hayır, Miami'ye yerleşmesini diyorum yani. Ya, bugünkü performansını da beğeniyorum. Kısa kalsa konuşalım. Sonuç itibariyle yani, uzat sen. Çabuk boşandı. Çabuk bir boşandı. Kısa hoşlanmadı Hakan. Kim? Ha, kısadan hoşlanmadı diyorum uzat sen. Yok ben sadece petekten bahsederken petek de aslında Türkiye'de erkek mobbingine, erkek şiddetine, psikolojik şiddete uğramış. Belki de daha önce işte bir belgeni işliyoruz. Herhalde yarınlarda bir film olsa petek Allah işlenir. Uzun ömürler versin de yani petek fiziki bir mağduriyet yaşamış olsaydı bugün de peteği konuşurduk. VTR'sini bir izleyelim mi? Ondan sonra konuşalım. Daha iyi olur. Tabii Petek'in çözüm bir VTR'sini izleyelim. Ondan sonra konuyu işliyor olalım ama Bergen'deki gibi de hem nalına hem mıhına olarak konuşalım. Yani Petek bu kadar masumdu da şiddete mi uğradı yoksa Petek de en az psikolojik ya da fiziksel şiddete uğradığı iddia edilen kişi kadar arıza bir partner miydi? Onu da konuşuyor olalım. Buyursunlar. Üzerine şey yapıyor, yayına gir geçiyor. Yemin ediyorum şu kamera arkası konuşmalarımız. Bir de bana yazmış konuşmalarımız... Ebru'nun kilodunu konuş. Kardeşim manyak mısınız siz oruçlu ağzınla? Ebru kim neyin kilo tövbesi lafıyla? Bir şey söyleyeceğim. Ne olmuş abi ona? Velev ki ben niye konuşayım, bir şey diyeceğim. Tüp bebekte daha... Bir dakika dur bir dakika. Anladım burada ya. Nihat, tüp bebek tedavisi yapıyorsun. Eşinle tamam. Birlikte hastaneye gittin. Evet. Haliyle kilotlar çıktı. Ve eşinin kilodu kayboldu. Delirir misin, delirmez misin? Mesele bu.
Ne bileyim abi şimdi. Abi çok enteresan bir soru. Yani, bir şey sordun ki şimdi çok... yani. O pilot nasıl kayboluyor? Neden kayboluyor? Eşi gibi. Tamam işte zaten mesele buydu yani. Kayboldu mu diyor gibi. Ama indirekt direkt pilottan konuş dediğiniz zaman adam anlamadı haliyle. Mesele bu. Ebru Şallı tüp bebek tedavisi gördüğü hastanede işte artık enjeksiyon mu yapılacak, ne yapılacaksa soyunuyor. Tamam, döndüğünde kilodu yok. Hayatım onu algılıyorum da bu sorunun muhatap olarak ben niçin kabul ediyorum? Seni seçmişler. Sen onu anlamadın yani. Şimdi seni seçmişler. Obdusman olarak seni seçmişler bu konuda. Obdusman. Ben obdusmanı. Evet, ben obdusmanı. Pilotların efendisi diye. Estağfurullah. Estağfurullah. Oruç ağzımıza yakmayın, kurban olayım. Şurada biraz beğenileri arttıralım. Bak ne güzel binimini geçmiştik az önce. Şu an yine ama toparladık hemen yine 500'e doğru geliyoruz. Teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Çok kıymetlisiniz. Abone olmayı da unutmayın. Evet. Gökay seni çok başarılı buluyorlar bu arada. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Bundan sonra yorumcu olarak gelsin otursun diyor. Aman aman aman. Yorumcu olarak da bize abi kendi sorun kendi cevap veren bir moderatör olur mu ya? Ya şimdi bak moderatörlük abi Seyhan yetiş. Abi moderatörlük, şimdi Seyhan yokken ben rahat rahat konuşayım abi. Ya moderatörlük bir sanattır. Moderatörlük bütün fikirleri tek tek dinleme ve finalde de eğer yapacaksa kendi yorumunu bütün fikirlerin üzerine harmanlayıp bir yorum yaparsın. Seyhan Soylu. Ve nasıl başlarsın? Gökay ne yapıyor? Evet arkadaşlar, şimdi ilk haberimiz geliyor, sallıyorum. Ece Erken haberi diyor. Önce bir VTR'ye girer değil mi? Peki. İzleyici anlar. Konu ne? Ona ne olmuş? Ne bitmiş? VTR'den sonra döner. Moderatör der ki evet arkadaşlar VTR'yi izledik. Tayyar Bey siz ne düşünürsünüz? Pınar Hanım siz ne düşünürsünüz? Der. Hepimizi dinler. Ve bizi tartıştırır. Doğru. Kendi doğru. İçinde de tartıştırır. Yönetir zaten. Hayır mesela sadece bizi dinlemezdi. Yani her moderatörün yoğurt işi ayrıdır. Tartıştırır. Fikirleri tartıştırır. Ortaya bir şey koyar. Seyhan Soylu abi. Evet arkadaşlar günaydın günaydın. Evet Nihat'cığım ne diyorsun? Önceden o yoktu biliyorsun. Direkt programa başlıyordu Seyhan'cığım dedim yani burası. Hani tek başına sunduğum bir program değil. Aa pardon zorla biz başladık. Evet Nihat sonra böyle yapıyor. Şimdi Reymen ve Bircan Bali. Bakın bir dakika ben bir şey söyleyeceğim. Bu Reymen zaten Bircan zaten. Konu gitti. Abi 10 dakika konuşuyor. Sonra Seyhan. İstersen, aa bir dakika VTR varmış, VTR'ye dinlemeyelim. VTR'den döndü Seyhan, benden konuşacağım. Bu Reymen'e de bak Allah aşkına. Bak şimdi senin ağzına buradan. Evet Nihat sen ne diyorsun? Ya Bircan da iyidir. Bir dakika. Bircan bak sen bir şey söyleyeceğim bunu not alın. Abi ya 3 bal direkt balkon konuşması. Bir Seyhan. Şu anki moderatörümüzden çok memnunum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bana bak. Gerçekten. Seyhan'la beni karşı karşıya getirme. Oğluş ağzınla gıybet yapmak da günah. Unutma. Bak sen yokken Pınar ağzını açamıyordu garip. Bak Pınar'ın 3 saatte toplam konuşma süresine baktım 3 saniye 3 cümle. Günaydın. Araya girmeye çalışıyor. Mesela ben ne fark ettim? Efendim, iyi akşamlar. 3 cümle. Kızı gör kız hayatım bak kocasıyla bu kadar uğraşsa şu an evliliği kurmuş 15 yani Pınar Eliçe'nin burada bize girmek için verdiği mücadeleyi kendi yuvası için vermedi. Ay ya. Bakın sürekli en son kadın böyle yaptı. İşte biz güzel. Ya bak. Efendim. Bana da ne yaptın seni dedim ya. Hani bana da dedi böyle bir söz dedi. Ne yaptın? Bari bunlar Pınar döküldü. Ama hakikaten Pınar'ın da ben bu programda konuştuğuna şahit oldum. Bugün. Yeter. Pınar'la eskiden birlikte çalışmış bir olarak söyleyeyim. Biz Pınar'la, ben Pınar, Nurcan abi birlikte böyle bir yorum programında beraber çalıştık. Pınar çok okka atışı nokta, çok doğru yorumları olur ama Pınar'ın sadece ilk zamandaki şey biz gazeteciler bir araya gelince o kadar çok fazla hani evveliyatını da altını da üstünü de konuları kendimiz yorumladık röportajda sen de hemen için bir şu edeki ironi esprini de içine et. Kamu spotu. Hayır. Kamu spotu. Evet. Şimdi bir dakika Pınar'a söz verelim. Kızlar makarayım biraz. Pınar söz veriyoruz sana. Ama Pınar'a demek Pınar'cığım. Pınar'a söz veriyorum. Ramazan'da bak Ramazan'da fakir sevindirmek. Evet. Zekat vermek. Evet. Çok büyük sevaptır. Tabii ki de. O farzdır da yani. Hı hı.
Yarın doğum günüm için beni mi senin bak hayır. Seni Poyraz sevindirecek. Gökay senin kabul edilmiş bir duandır. Evet. Sen onun kabul edilmiş duasısın. Nasıl Erol Büyükburç'un en dünyada en... Bir şey var şimdi, bir şey geliyor. En hızlı kabul edilen dua, bir Erol Büyükburç'u gördüm. Allah hemen duasını kabul etmiş, çarpmış rahmetliği. Bir de Gökay, kadın burada moderatör. Millet yağmur duasına çıkar ya. Doğru, ben de moderatör duası. Allah sana kabul etti, al sana bak. Canım benim. Kuzum, onu hadi sana söz veriyorum, petekle ilgili konuş. Ramazan. Sözü de gene aldım, bir hap devam ediyor. Bunlara bir saniye şimdi, verdim sonra. Benim petekle ilgili bir hayatı boyunca izlemlediğim bir durumu var şu. Sen bıraktığında değil mi sahne almaya başladın? Sen bırakma kararı almasaydın belki işi çok daha zor olabilirdi. Olabilirdi ama tamam. Olmazdı çünkü Can Tanrıyar gibi bir arkasında güç vardı. Petek hayatı boyunca hep bir erkeğin gücüne ihtiyaç duymuş bir kadın olarak görüyorum ben. Benim görüşüm güzel bu. Güzel ama güçsüz ve boş bir kadın mı diyorsun? Yani ona? Boş demeyeyim, muhakkak tabii ki o da bir değerdir Türkiye'de. Çok belli şeyler yapmıştır ama Can Tanrıyar'la var oldu ve sonrasında Can Tanrıyar'dan ayrılma kararı aldığı noktada da yok oldu ve sonra tekrar bir erkeğin kanatları altına girmek orada, için orada Can'ın da mobbingi var. Can her yere çünkü hani mobbingi var tabii ki. Mete selam verene sallıyor. Evet onu anlat. Evet ona ben geleceğim zaten. Ver. Aa Instagram'ını mı beğendin? Aa takip mi ediyorsun Petek? Tabii ki. Zaten kız o olaydan bıktı, yıldığı için gitti evlendi. Ben Petek'in çok büyük bir aşk evliliği yaptığını düşünmüyorum. O an sadece o mobbingden kurtulmak için acaba evlenirsem kurtulur muyum mantığıyla hareket ettiğini düşünüyorum. Ve daha sonrasında yaptığı bir sürü işlerde de umduğunu bulamadı. Çünkü hep bir mobbing uygulandı kıza. Yazık, günah oldu. Yani ben Petek'i severim. Sesini çok iyidir, kötüdür, tartışılır. Daha kötü sesler de vardır. Tabii canım. Vardır. Sahneye yakışan bir kadındı ama maalesef ki... Sonra solist mi o? Sonra solist olmuyor. Az solist... Ya bir kere Maxim'de çıktı. Ben az solist çok olarak... Çok güzel solist oluyorsun hayatım işte. Yani ama... Yani ondan şimdi... Süregenlik yok. Süregenlik yok. Anlatabiliyor muyum? Süregelinmiş bir şey yok. Evet, ama az solist olarak ama az solist zorla ite kaka yapıldı yani. İttirme oldu yani. Yani yapıldı. Evet yapıldı. Ki bence mesela Maxim'in ruhuna ya da işte Pınar'ın ya da Pınar Türevi sanatçıların az solistlik yaptığı bir sahneye, kutsiyeti olduğuna inandığım bir sahneye, işte Foolish Casanova'ydı, bilmem neydi, ıvırdı gıvızıvırdı gibi şarkılarla çıkması da bana göre o ruha da çok büyük bir saygısızlık ve ihanet. Ya ben şunu çok iyi bilirim, o dönemler... O zaman bu ihanette en büyük sorumlu Sarıç Tarslan. O dönemler benim Sarıç haberlerim... Ya yani o sahne o şarkıların söyleneceği Dayan sahne abi, değil yani. Sarıç abi değil miydi o zaman Maxim'de? Sanmıyorum ya. Yok. Şey Fahrettin Bey vardı. Fahrettin Bey vardı. Sağcı Sabi'nin devraldığından sonra bir süre Seda Sayan'la biliyorsun. Seda ablanın da desteğiyle Sağcı Sabi Maxim ayakta tutmak için bir mücadeleye girince Seda'nın bir solist olarak yer almıştı. Ama Petek benim bildiğim Sağcı Sabi'den önce Fahrettin Bey'in olduğu dönem. Şimdi mesela bir son dakika haberi var. Bana bir arkadaşım iletti. Bu haber değeri taşıdığı için söylüyorum. Biliyorsun Can Tanrıyar ve Metin Güneş arasında ciddi bir problem vardı. Uçan Kuş TV'nin resmi ortağı mıydı Metin Güneş? Gizli ortağı. Hayır, resmiyette bir ortaklığı var mıydı? Var, kağıt üzerinde var. Ben bilmediğim için hani Tayyar abi yıllardır orada çalıştı. Daha kağıt üzerinde var ama bizler sonradan öğrendik. Ha, Gökay'da ondan sonra. Mahkemeliklerde biliyorsunuz faiziyle beraber 9 milyon dolara yakın bir ödeme yapılması kararını hükmetmişti mahkeme ve yargımız. O da 120 trilyona yakın bütün mallarına ihtiyat tedbir kararı konmuş durumda Can Tanrıyar'ın. Ve bilirkişinin raporu, burada bilirkişi çok önemliymiş. Benim de algıladığım, öğrendiğim. Önemli. Yani Can Tanrıyar'ın mal varlığı, Can Tanrıyar 150 milyon dolarlık mal varlığı var diyormuş benim. Fakat bilirkişinin yapmış olduğu açıklamaya göre Can Tanrıyar'ın mallarının ederi evet Başak bravo karşılığı 90 trilyon borç ise 120 trilyon olduğu söyleniliyor. Yani bütün servetini de verdikten sonra yine 30 trilyona yakın Metin Güneş'e
borcu kalmış oluyor Can Tanrı'ya. Geçmiş olsun Can Tanrı'ya. Evet. Valla ben bu şeyle ilgili yani çok fazla Can Bey'le bir diyaloğum yok. Şov Haber'deyken, biz Reha Muhtar'da Şov Haber'deyken kendisi de Televole programını yapıyordu. Oradan tanıyorum. Sonra hasbelkader Lerzan Mutlu'nun programını yorumcu olarak haftada iki gün çıktığım için orada görmüşümdür birkaç kez. Çok fazla yakın temasım yok ama Petek Dinçöz'ün çıktığı günden itibaren gazetecilik mesleğimde arada bir araya geldiğimiz bir isim. Ama şöyle bir şey var. Aslında herkes birazcık galiba kaderinde yaptıklarının karşılığını buluyor. Çünkü bu evren öyle bir şey ki hani bazen canımız çok yandığında, haksızlığa uğradığımızda çok üzülürüz ya. Niye deriz yani biz bu haksızlığa uğradık. Üstelik düzgün davranırken, rahmani olması gereken evrendeki düzgün insan profilindeyken niye biz bu iyiliklerden, güzelliklerden, bu acıları yaşarken bize bunu yapanlar ne kadar mutlu diye görünürüz. Aslında o da işte hayatın illüzyonu. Bu bir illüzyon, gerçek değil. Yine hani, de insan üzülüyor ama. Üzülüyor tabii ki ya. Ama yani, Petek de geçmişte Can mesela. Can Tanrı bu ülkede gerçekten bak. Yok yok ben Can için de Petek açısından söyledim. Onun için daha da Petek, üzücü. Ülkesini de terk etmek zorunda yani, kaldı. Petek için şöyle. Bazen kadınlar da birlikte oldukları erkeklerin gücünün arkasına alıp meslektaşlarına karşı kibire de bürünebilir. Evet işte. Senin zamanında, dediğine bak yorumcu yazmış karma diye bir şey var demiş. Karşı. Evet çünkü neticede hani hepimiz hayatımızda güçlü bir adamla birlikteysek o güçlü adamı arkamıza aldığımız zaman diğer meslektaşlarımıza tepeden bakıp onları işte küçümseyerek kibire bürünerek bazen farkında olmadan farklı bir ruh haline bürünebiliyoruz. Ama Cenab-ı Hak öyle bir şey ki Allah işte ne oldum değil, ne olacağım ne diyeceksin. Olacağım. Petek, çok seviyorum Petek'i bu arada. Evine de gitmiş, çocuğunu da ziyaret etmiş. Yani yaşadıklarını da biliyorum. Ama Petek için üzüldüm. Ortada çünkü ne kadar tatlı da bir oğlu var. Amerika'ya onun yerleşmiş artık. Amerika'da işte evet, artık evet. Hiçbir şey tutturamadı. Bir güzellik merkezi açtı en son. O da olmadı. O yüzden... Sanat olmadı, sahne olmadı. Çünkü bir mobbing var uygulanan. Hala da var. Ya ben çok iyi bilirim ki mesela açılış yapmaya gidecekler mesela basının arkadaşlar. Ya birçoğu ya boş ver. Ne gidiyoruz? Girmeyecek zaten. O yüzden açıkçası... Bence Amerika doğru karar. Ya tabii ki de. İnan kaçtı gitti kız de. Yani. Ama ne yaptı? Boşandı. Aldı çocuğunu. Gitti. Ya Peygamber Efendimiz'in sözü var. Bu karmadır marmadır ben bu işleri pek bilmiyorum da ama kırdığın yerden kırılır. İncittiğin yerden incinirsin. Anladın mı? Bir kadının hayatını diri diri toprağa gömmeye i̇şte, çalışırken ben bir kadın da çıkar. Bak, bir kadın da çıkar seni diri diri toprağa gömer. Sen bir kadının hayatına son vereceğim derken hayatını yok eder. Bir kadın da gelir seni hayatını yok eder. Evet. Ben üzülüyorum. Ben hep iyilik isterim. Tabii, ben hep iyilik isterim. Yani herkes iyi olsun. Hiç kimse kötü olmasın. Ben düşmanımın bile iyi olmasını isterim ki yani Allah ona daha çok versin de beni unutsun diye. Ya zaten medyanın yani. Gücüyle bir yere geldi Petek. Tabii. Ve medyanın gücü elinden alınınca Petek bitti. Evet. Dileriz Petek de inşallah Amerika'da kuracağı hayatta arkadaşlar, başarılı olur. Beğeni sayımız yine düşük lütfen. Buyurun, evet bu konuda Tayyar'da ben de biraz çekimser ve sessiz kalmayı tercih ettik. Masa peki. Dostlarımın da bu konuya anlayış göstermesini tabii istiyorum. Gayet evet, normal. Dostum beraber çalıştınız. Beraber çalıştık. Hem Metin hem Can. Tabii son cümlem şuydu, uçan kuşla ilgili sevgili Nihat bildiklerinden paylaştı, dem vurdu. Tayyar'la biz biraz burada sessiz kaldık. Neden? Çünkü ekmek yedik bir şekilde. Kişilerin karakterleri kendilerini bağlar. Burada da ömrümüz kaç sene sürer, kaç ay devam eder, ne kadar olur? Hani buradan ayrıldığımız zaman da Allah göstermesin, gecinden versin. Ama buradan ayrıldığımız zaman da burayla alakalı konuşmak da bize düşmez. İzleyiciler bizi böyle sevmedi, böyle saymadı. Dolayısıyla da özellikle o karga burunlu göz kırpan kuşa ben çok şey borçluyum. 2 sene içerisinde haberden sonra magazine geçtiğim dönemde oradan çok şey öğrendim. Orası benim için güzel bir okuldu. Helal olsun Gökhan. Dolayısıyla da üzülüyorum. O kanalın da, o yönetimin de, oradaki ekibin de, oradaki ekran yüzlerinin de böyle bir şey yaşamaması gerekiyordu. Çünkü tekel olmaması lazım. Ne kadar rekabet olursa o kadar güçlü ve kıymetli olur. Magazinin niteliği, niceliği de. Haber için de aynı şekilde geçerli bu. Doğru. Dizi sektörü de, sinemada ne kadar fazla pastada pay alan oyundaşlar varsa o kadar kıymetli olur. O yüzden burada ben biraz çekimser kaldım. Taytay'la baktım, o da aynı şekilde. Tabii ki bizler bir karar aldık. Yeni bir aileye merhaba dedik. Sizler de sağ olun. Böyle sevgili Sayan başta olmak üzere ekip arkadaşlarımız da, izleyicilerimiz de kucakladılar. İyi ki de geldiniz bu arada. Teşekkür ederiz, var ol.
Ondan sonra ama yaşadıklarını duydukça, gördükçe ne kadarı doğrudur, ne kadarı değildir bilmiyorum. Ama şahsım adına içim buruluyor, burulmuyor da değil. Tayyar senin de öyledir diye tahmin ediyorum. Birkaç cümleden sen kurdun. Ya benim için özelliğini söylüyorum. Benim gazetecilik dönemimden arkadaşım birlikte çok dirsek çürüttük aynı masalarda. Ben Kıbrıs'tan dönmeye karar verdiğimde de İstanbul'da hiç kimseyle konuşma, doğru bana gel dedi. Gelip masasına oturduğumdan yarım saat sonra da ertesi günü programa başladım ve 4 yıl hiçbir yere oynamadan haftanın bazı günleri 7 günü, bazı günleri 5 günü çeşitli kuşaklarda program yaptım. Ekmeğini yediğim bir kurum ve son dakikaya kadar içeriden en son çıkan personellerden bir tanesiyim. Can Tanrıyar hem kişilik olarak hem benim için özeldir. Özel hayatında yaşadıkları kendi bileceği şeyler, çok fazla burnumu sokmak bana yakışmaz ve doğru da olmaz zaten. Yarın öbür gün gel burada göreve ihtiyacımız var dediğimde koşa koşa gideceğimi biliyor. Bunu sevgili Seyhan Soylu da biliyor. Başta her şeyi konuştuk. Bizim her şeyi için, söyledi. Evet, Seyhan da buralar, o konuda çok anlayışlı, çok doğru. Kuş, biz yani, biz evet, medyada birer askeriz. Görev neredeyse biz orada gider görevimizi yaparız. Tayyar abi merak ediyorum. Biz de benim hayat felsefem o zaten. Ben Can'la, Can Bey'le ben de çok oturdum kalktım. Ama son zamanlarda bir yola çıktık onunla. Bizi sattı. Neyse onda detaylara girmeyeceğim. Biraz kötüydü. Aramız limonuydu ama her ne olursa olsun ben hayat felsefem olarak hiç kimsenin hüzün gözyaşlarıyla suladığı gönül bahçesine mutluluk fidanı dikmem. Ben kimsenin üzüntüsünden de mutluluk çıkarmam, mutluluk olmam. Üzgünüm. Çok önemli bir gazeteci. Çok ülkede magazine yön veren, magazini değiştiren, magazini Milli Güvenlik Kurulları'nın da masaya yatırmasına vesile olan, Türkiye'nin konuştuğu, üniversitelerde okutulan bir adam yaptığı işlerle. Peki tekrardan Uçan Kuş TV benim bildiğim şu an TürkSat'ta yayında yok, Uydu'da yok diye biliyorum. Tekrardan dönme şansı ne? Yani bunlar para işleri biliyorsun, ekonomik işler. Yani finansı sağlandığı sürece sıkıntı olmaz. Yani Uydu'daki frekansı elden gitmiş değil. Yani o şans var mı? Çünkü ben tabii, şunu düşünüyorum. Uçan Kuş'un son dönemlerinde inanılmaz bir izleyici kitlesi oluşturmuştu. Şans her zaman var. Ha, dediğim gibi bu işler para işi ya. Param varsa bir ortak bulmasına bakar ya. Yani sıfırdan da şey yapar. Her yani şu an başındaki sıkıntıyı atmaya çalışıyor. Bu sıkıntıyı atlattıktan sonra finansal olarak birini bulur. Kendi de bu işe devam etmek isterse. Ya ben artık yoruldum. Çocuğumu büyütmek istiyorum. Torunlarımla vakit geçireceğim. Yeter medyada bu kadar yoruldum deyip emekliliğin tadını da çıkartabilir. Bir yatırımcı bulup tekrardan medyanın içinde var da olabilir. Bunlar bundan peki, sonrası tamamen Can kendi tercihi. Can Bey durmaz ama bence. O çünkü medya dünyasında olmayı ve yön vermeyi seviyor. O yüzden hepinizi tebrik ediyorum. Ne olursa olsun insanın kötü zamanı, iyi zamanında ekmek yediği yerde zor yok, günler geçiyor. Yok, onu yani benden çıkmaz. Gökay Bey şahsım adına şunu söyleyebilirim ki. Doğru yapıyorlar. En zor gün. Nihat Doğan bak biri sormuş. Nihat Doğan ve Cantan Beyhan Hekim sormuş. Nihat Doğan ve Can Tanrıyer Gülben'i bitirmek için WhatsApp grubu kurdunuz mu? Vay da. Vallahi ben hiç ben kurmadım. Benim böyle ben kimseyi bitirmek bakın benim düşmanımdır. Mesela son 5 yıldır Can Tanrıyer'in bana yaptığı kötülüğü kimse yapmadı. Asparagas haberler, iftiralar, müftiralar ama bak o düşmüşken bir de benim tabiatımda yok böyle. Hani düşmüşe el kaldırmak benim savaşlarım hep fillerle olmuştur. Bana aman dileyene el aman dileyip el kaldırana el vurursam elim kalkarsa Allah benim elimi kırsın. Ben kimsenin hayatını bitirmek için bu tarz böyle organizasyon içerisinde olmam. Belki WhatsApp grubu kuranlar olmuş olabilir. Ona saygı duyarım. Onu da bilmiyorum ama ben asla böyle bir organizasyonun içinde ve olmadım arkadaşlar. Uçan Kuş'un en sıkıntıya girdiği dönemlerde Tayyar'la biz yine aynı masadaydık. Güzel bir program yapıyorduk. Sevgili Gülben Ergen kırmadı. Oraya geldi. Nereye? Uçan Kuş'a. Tamam işte gelmesi aradaki sorun oldu zaten. Beni Can Tanrıyar'la arada bozulmasına sebep Gülben'in gelmesi Erol Köse'nin de bana gaz vermesidir. Erol Köse bana gazı verdi. Bir grup kurmuş Erol Köse. Benim haberim yok. Ben zannediyorum bana yazmış. Meğer oraya Can'ı koymuş, onu koymuş, herkesi koymuş. Ben de yazdım ya Can abi dedim dönekliğin kitabını dedim. Yazmış dedim. Adam da oradaymış. Ne bileyim abi. Ondan sonra sonra köse gitti adamla barıştı. Orada kaç tane program yaptılar. Biz sinek ikili olduk. Çok güzel ya. Ya biz ben onu bilir onu söyledim. Ay. Tayyar da buna şahittir diye tahmin ediyorum. Yani biz kesin eğer ki Uçan Kuş o sıkıntıları yaşamamış olsaydı. Helallik almadan iyi hava çekiyor.
Bak cennete giremez ya. Sevgili Nihat, eğer ki uçan kuş o sıkıntıları yaşamasaydı, o yol kazası içerisinde artık kim haklı kim haksız onun kararını hukuk verecek, yargı verecek. Tabii ilgilendirmiyor. Ve bizim Dijitürk'te de Smart'ta bir fiil olduğumuz dönemlerde aynı şekilde devam ediyor olsaydık, Tayyar yüzün diye söylemiyorum, buradasın sen de. Biz eğer ki o son 1-1,5 seneyi aynı şekilde, aynı standartlarda müthiş devam ediyor olsaydık, biz şu an yolda yürüyemez pozisyonunda mıydık? Bravo. Doğru. Yani o yüzden... Tabii o ilmenin yüksek olduğu zaman... Işte ben söylüyorum zaten, diyorum ki son bir sene inanılmaz bir ivme yakalanmış. O şey değil mi? Dijitürk'te olmanın da olduğu dönemi söylüyorum. Görüşmüyorum ama Deniz, Lerzan'ın varlığı, tabii. Tayyar, Pınar. Ben, Lerzan Pınar. Da bir Kürcü'dür bu arada Lerzan. Kürcü Lerzan. Pınar Ergüner. Pınar Ergüner vardı, Gökhan Taşkın vesaire. Yani haberi de magazinde güçlü. Gökhan da iyi çok iyi bir haberci. İyi bir kadroydu, Gökhan güzel bir kadroydu. Böyle olması hepimizi üzdü. Üzücü. Tabii, tabii ki hani Allah tarafından. Tayyar ve Hakan sayıdım. Birbirini sevmiyor yazmış. Ya benim götümü yedikten o benziyor. Kim yazdıysa abi üstlerin CT yazmış. CT yazmış, bu Can Tanrıyer olabilir CT. CT, Can Tanrıyer komik yapma Can Tanrıyer. Allah Allah. Başak CT değil mi kardeşim? CT. CT Can Tanrıyer'ın kısaltılmış. ND'den sonra CT geldi. Hakan, Tayyar, Hakan birbirini sevmiyor diyor. Ya çocukluk arkadaşı burada. Siz arkadaşlar çocukluk ben arkadaşı şok. Ayrıca. Ayrıca onun çocukluk arkadaşlığının da daha ötesi var. Kayınço muydunuz siz? Biz bir aileyiz. Aileler onlar. Yani onu bacanak. Bacanaklar. Evet. O bacanaklar. Yüzden onların aileyiz bizim yani. Magazin dünyasındaki ya. Adı süper bacanaklardı bir defa. Vallahi. Bir holdtık. Geçenlerde ne demek? Arkadaşlar 80'nin tabii 90'ın başları 90'lı falan bizim beraber yaptığımız web sitesinin logolu kart vizitlerini atmışlar bana. Abi bak bize bıraktığın kartlar duruyor diye. Hakan'a attım hatta, dedim ki bak ya, millet ne bulup göndermiş. Ne siteydi be. Evet. Resmen. Her şeyi bırak o kanalı. Bu arada bak mahkeme Gökay. Yani, değil mi? Gökay bak bütün aslında program akışı da birbirine çok bağlantılı. Tabii, kopmadan tabii. Mesela yine bu mahkemelikler falan konuşuldu işte uçan kuşun mahkemelik. Bizim Bircan Arto Seren'e şok eden karar çıkmış. Ya işte onu az önce bir cümle kurdun Nihat. Biz selebritiler konular hakkında konuşmaktan imtina ederiz vesaire. Siz gazetecisiniz daha size konuşmak daha yaraşır vesaire dedin ama evet. Konuştu arkadaşlar. Bircan, Arto ve Seren gazeteci evet. Değiller. Ekran evet. Yüzü selebrit olarak çıktılar. Ve Gülşen'i eleştirdiler. Ve Gülşen bir tedbir kararı aldırdı. Lollipop şarkıcısı ve verdiği pozlar vesaire noktasında. Şimdi o masaya oturuyor olmak, selebritisin ya da değilsin, basını temsil ediyorsun ya da etmiyorsun, sanat dünyasındasın ya da değilsin, magazinin bir figürüsün, magazindesin, iç içesin. Dolayısıyla o yayını yapıyor olmak da seni yayıncı kılıyor. Dolayısıyla ucundan kıyısından sen de yayıncısın. Yani tamam bir yazılı organın yok, bir web siten yok doğru. Ya da bir dergin yok ama kelamınla orada da yine basına hizmet ediyorsun bir şekilde. Dolayısıyla neden Bircan ya da Arto ya da Seren insanları sadece oraya çıkıp şakşaklamak üzerine kurgulanmış insanlar mı? Eleştiremezler mi? Ya da az önce senin kurduğun cümle. Sen. Ben arkadaşımla ilgili cümle kurmak istiyorum. Abi sen bu masadasın. Sen bu masanın yorumcususun. Yorumcu olmak bak sana şöyle, bir şekilde yayıncı olma vasfını veriyor. Gökay şöyle. Ha. Şimdi kamuya mal olmuş bir haber. Diyelim ki Başak gazetede bir haber yaptı. Tamam. O haberi artık herkes biliyor. Tamam. Tamam mı? Kamuoyuna yansıdı. Özeliyle bir özeliyle peki, alakalı. Tamam. Bir haber basına yansıdı. Ben o kamuoyuna yansımış, ulusal medyada haber olmuş, toplum tarafından bilinmiş, duyulmuş haber hakkında yorum yaparım. Babamın oğlu da olsa yaparım. Babam da olsa yaparım. Ölmüş İtalya. Babam da olsa yaparım. İyi veya kötü. Allah rahmet eylesin. Evet. Amin. Bütün ölmüşlerimizi. İyi veya kötü. Kötü bir yani benim arkadaşım hakkında kötü bir haberdir. Kötü bir yerini yakalamıştır. Ben yine haber yaparım. Tamam. Ama diyelim ki buradaki gazeteci büyüklerim veya Başak arkadaşım, kardeşim bunların bilmediği bir şey biliyorum ben. O bilmedikleri o bir şeyi ben bildirmem. Bildirmekten imtina ederim. Ben o bir günahı varsa da dahi, günahı varsa da dahi ben o günahı açmam. Ama dostum şu var artık mesela Show TV başta olmak üzere bütün haber kuşaklarının finalinde WhatsApp ihbar hatları var. Artık vatandaşa da gör, yakala, çek ve bizim doğru. Fahri muhabirimiz ol diyor. Hani ben sosyal medyayla bak, benim arkadaşlığım... Zaten herkes yarı yayıncı oldu. Herkesin bir televizyonu, bir gazetesi var. Neden sen ya? İmtina edesin böyle bir konuda? Biliyorsun abi. Tamam ben yine söylüyorum işte orada benim
duygusallığım devreye giriyor. Şimdi ben Acun Ilıcalı'yı çok seviyorum. Benim için de gerçekten çok kıymetli bir dostum benim. Tamam. Ondan sonra. Yani onunla ilgili haberlerde bile ben yine ağır eleştirimi yaparım. Ama bildiğim mesela diyelim ki Şeyma ile aralarında geçmişte oldu ama kusura bakmasınlar yani. Benim bildiğim bir şeyi ben kalkıp söylemem abi. İfşa etmezsin. İfşa etmem, bravo. Ama burada şunu da anlamış değilim. Fakat biz yorumcular da şunu bazen kaçırıyoruz. Mesela Seyhan da onu çok yapıyor. Abicim biz burada yorumcuyuz. Biz burada hakim değiliz. Savcı değiliz. Biz burada savcı değiliz. Biz burada yargıç değiliz. En doğru şekilde yorumlamak bazı şeyler, bak Hakan abi, bazen orada yani bu koltukta gerçekten bir sorun var. Koltuğa oturan koltuktan kalkmak istemiyor yani. Hani bilmem neye koltuk vermişler, tutmuş babasını kesmiş diye de bir halk tabiri de var. Yani bu koltuğun enteresan bir havası var. Şimdi bazı yorumcularımız da yani bak adı üzerinde yorum. Yorumculuk başka ama o yorumculuğun vergi başka. Hayatım. Yargı dağıtmaya da varım ya. Ya ona da varım. Tayyar abi de yargı dağıtıyor. Yıllardır sen de yargı dağıtıyorsun. Yargı dağıtılabilir yani. Bir yanlış hüküm varsa sen bildiğin bir doğru hüküm üzerinden bir yargı dağıtabilirsin. Ama cellatlık yapma hakkını vermiyor bu koltuk hiç kimseye. Bazı sana ben bunu sadece Bircan için, Seren için söylemiyorum. Ama Bircan için, Seren için de öyle. Seren de eleştirdiğim yerler var. Seyhan bunu mesela şöyle kılıflandırıyor. Diyor ki benim kimseden gizlim saklım yok. Hayır. Her şeyimi herkes biliyor. Dolayısıyla tamam. Da dandun konuşuyorum. Üzerime ne sıçrayabilir ki? Ne söyleyebilirler ki? Bazıları da seni tenzih ederek söylüyorum. Estağfurullah. Senin ne yüreği ortaya koyarak bu adaleti tarttığını, teraziyi tarttığını az çok biliyorum. Ama bazı yorumcular da var ki affedersin dışkı paçasından sarkıyor. Hı hı. Dolayısıyla da insanlar hakkında konuşmaktan korkuyor çünkü karşılığında alacağı cevaba verecek bir cevabı yok. Doğru. Ya doğru. Çoğu da bu. Ama bak şimdi şu yanlış. Sessiz kalmaları, sakin kalmalarının arkasındaki sebep kendi naneleri ortaya çıkacak. Çünkü diye. Mevlana'nın bir sözü var. Camdan evlerde oturanlar başkasının evine taş atmasın diyor. Hah, tamam mı? Gibi. Şimdi ha yani şimdi bak Tayyar abi yorum yapıyor. Gayet de güzel yargı dağıtıyor gazeteci. Hakan tamam. Abi keza yine öyle. Bunların hepsi bir de Başak Kezayin. Çünkü duayenler ve bir hafızalar bu insanlar, tamam mı? Data. Hafızalar yani magazinin hafızaları kardeşim. Bizim bilmediğimiz bir şeyi hemen Tayyar abi diyor, Hakan abi diyor, Başak diyor, işte 30 sene önce böyleydi, orada oldu bu. Şimdi yorum yapıyorlar. Ama bu Seyhan için de geçerli. Gülşen o şekilde giyinmiş. Dünyada bütün sanatçılar giyiniyor. Sen affedersin, dinleyenlerden çok özür diliyorum. Çok çok özür diliyorum. Oruçlu ağzımla da konuşuyorum. Bu Gülşen o nokta nokta noktadır bu haliyle. Bu yorum değil arkadaşlar. Tabii. İtibarsızlaştırma. Bu hakarettir bir kere. Ve arkadaşlar suçtur, sevgili Seyhan Soylu. Suç canlı yayınımıza geliyor. Mekanın sahibi geliyor. Arkadaşlar, sevgili Seyhan. Arkadaşlar beğenilerimizi lütfen arttıralım. Bak %10 bile beğeni değil. 3 defa elektriğimiz gitti geldi. Şimdi de Seyhan geldi. O yüzden lütfen rica ediyorum. Elektrik gitti. Seyhan geldi. Bombasının evet. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Şahane abi. Bir bombam var dedi. Ya reklam arasında da bizle paylaşmadı. Seyhan bombasıyla geliyor diyelim abi. Evet, bombasıyla abi, Seyhan geliyor. O tam görüntüsüyle yaptı da bir... Yine arada iki günde hemen bir şey yaptırdı. Görüntüsüyle de bir bomba oldu zaten. Afeti Devran. Afeti Devran dedim ben ya. Kaan ne oldu? Virajı dönemedi mi? Geldi. Kraliçe! Bak. Vay, ay ne yapayım ya? Bay ne yapıyor? Vay! Ya şu avluda bu olay. Birçok yorumlara açık bir A harfi. Buyurun. Efendim ben şimdi şöyle de yapayım, dur. Son halimi soruyorlar. Şöyle tut yavrum. Tutayım. Burası Samsung. Samsung'un gayet mütevazi bir otelindeyim. Kral dairesini sağ olsunlar. Şey yapmışlar, ayırtmışlar. Allah razı olsun. Ve bir hayranım. Odaya böyle manyaklar yapmış, bilmiyorum neden acaba. Havada aşk kokusu mu var? Yok be, ne aşkı. Çarşı bu, çarşı. Beşiktaş çarşı. Nasıl? Ama ben her şeye karşı diye biliyordum ama. Maşallah. Öyle ya. Yadan şöyle tut oğlum. Vay tut, vay. Tut, hava tutturmuş, görsünler şöyle. Ameliyat olmuş bir kadın mı ya? Çatlasınlar.
Nihat Doğan hava nasıl yapılırmış görsün. Nihat Doğan. Seyhan'cığım o yataktaki ağ neyin ağası? Canikom, ben Samsun'dayım. Ha. Burada Beşiktaş grubu, Allah razı olsun, çarşı grubu. Çiçekler, odanın her tarafı çiçekler dolu. Yalnız Seyhan, aynı Ajda Pekkan'a benzemişim. Ben dedim, bu kadar Ajda Pekkan yani. Söylüyorum. Filiz Akın değil, Ajda Pekkan. Ajda Pekkan'ın senin hedefin, Filiz Akın gösterdi, Ajda Pekkan vurdu. Ben Hayati Bey'e dava açıyorum. Yanlış kişiye benim. Kandırıldım. Filiz Akın için yatmıştım ameliyat masasına 8 saat. Ajda Pekkan olarak çıktı. Ajda Pekkan olarak çıktı. Hayati Hoca'nın içinden Ajda Pekkan çıktı. Bu arada Nihat Doğan mesaj atmış, sağ olsun. O kadar güzel oldun ki hatun. Ahiretlik olmasaydık ben de İzzet neydi günlere bir zemin ameliyat olurdum falan yaptı. Bak Ramazan'da iftira büyük günahtır. Oruçlu ağzınla beni konuşturma. Gidip burada atıyorsun tutuyorsun muhafazakarın bilmem ne diye. Orada jacuzzilerde makuzilerde bacak omuzlara bacağını atıyorsun boynuna moynuna. Bacak omuzlar. Ve bu arada Zeki Müren'in bakire halini çok övüyorsun. Bu böyle olmaz. Kimi? Nihat. Ne? Zeki Müren'in bakire halini sen övüyormuş. Zeki Müren'in bakire halini. Zeki Müren'i konuşmadık ki hayatım biz. Moderatör olarak çok övüyorsun Gökay Kalaycı'yı. He, Zeki Müren aşk olsun. Hayatım, ben övmüyorum. İzleyici övmüş, izleyici. Bende ne alakası var? Ben yine Seyhan Soylu gelsin isterim. Biz seninle beraber yola çıkıyoruz. Hayda! Ayet beklemişim. Seyhan Türkiye çok güzel. Yani, ben yine seni dörtüyorum. Ben bekliyorum. Seyhan. Ben mutlu da değilim ya. Seyhan Türkiye. Bak Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti olalı böyle R görmedi bak. Tarihi R ya. Şu geri vitesi var ya kimse görmedi. Ya Allah aşkına Gökay, yani ben demedim mi izleyici moderatörü çok başarılı buluyor. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardı. Arkadaşlar benim, şu arkadan da Arkol'un resmini alın, karabasan gibi tepemde. Beni Selim Alan aradı. Dedi ki, tabii bir dakika. Bizim herif dedi, ortak dedi. Seni dedi sallıyor ardından, haberin olsun. Ben hayatta sallamam sana. Ben senin yüzüne sallıyorum. Allah'tan seni sallayacak bir şey de kalmadı. Seyhan şu bomba ne Allah aşkına çok merak ediyorum. Yani, bu arada bugün Türkiye'nin en çok tıklanan kadını olarak. Sana tıklayacaklar. Google Yandex dahil olmak üzere yalnızca Google'da 5 milyon insan okumuş haberi. Az tıklamış. Normalde senin şu haline 50 milyonun tıklaması lazım. Kurban olayım seni de tıklasalardı ben de rahat etsin. Tıklanacak yerimiz kapalı. Benim tıklanmam için önce kestirmem Bağlı gerekiyor, kestirmem. Beni tıklasalar var ya, vazelin benden. Oy! Abi bu kadın, bak bu kadın o yüzden Gökay'cığım senin sürekli burada olman gerekiyor. Oy! Bu kadının oto kontrolü sıfır, öfke kontrolü sıfır. Tartışma kültürü diye bir şey yok. Ben asla hiç kimseye iftira atmam, gıybet sevmem sizin gibi. Ben ne gıybet yapacağım? Ben gerçeği söylüyorum. Bir an önce dön gel diyorum. Özledik diyorum. Seyirci de seni çok özledi. Bu arada Pınar Eliçe orada Petek Dinçöz'ü eleştiriyor. Evet. Şimdi bizim programımızın en önemli şeyi, tabii ki biz kendi aramızda çok gırgır şamata yapıyoruz. Hiçbirimizin kompleksi olmadığından birbirimize makara kukarayla yapıyoruz. Seyircimizi güldürelim, eğlenelim diye yapıyoruz. Biz kendi aramızda da eğlence programımız bu bizim. Yani hiçbirimiz bu programda normal bir patronaj veyahut da bir program formatı yapan bir yapım şirketinde başka yerlerde olunmasına asla müsaade edilmez. Biz bu oyunu kurarken Savaş Kalafat'la dedik ki herkes her yerde olsun ve serbestçe bir iş yapalım dedik. Özgür bir kale yaratalım ve öyle bir kale kurduk. Onun için bu kalenin içerisinde herkes mesela Nihat da söyleyeceklerini söylüyor ama hicimle söylüyor. Gırgır yaparak, ironik yaparak. Çünkü masadaki hiçbir adam burada aptal adamı aramıza sokmuyoruz. Hepimiz çok zeki, hepimiz çok entelektüel, kültürlü
ve saygınlığı olan programın insanları. Körler sağırlar birbirini ağırlar bölümü. Şu an kremliyorum Nihat. Dur sabret. Sonra dikkat et kendine. Kadar programımızın prenseslerini dahi Praneliçeyi kastediyorum. Çok özgür takıp diyor. Yıllar önce mesela petek için ne demişti Pınar? Neyle ilgili Seyhan? Petekle ilgili. Hep bir erkeğin varlığıyla ayakta kaldı. Varlığıyla ayakta da, kaldığını dedi. Söylemiştim. Yani bir erkeğin varlığına ihtiyaç duydu. Medya gücü olduğunu söyledi. Medya gücüyle bir erkeğin. Söylemezsem kendime ihanet etmiş olurum. Söyle. Türkiye'de en büyük bir kadına bir gazinoyu dahi satın alabilecek tek kadın Pınar Eliçi oldu. Türkiye'nin en lüks gazinosu, Maxim gazinosu kiralandı Pınar Eliçi için. Vedat Çölgezer tarafından 2 milyon dolar bugünün parasıyla bir aylık kiralandı. O bir şehir efsanesi Seyhan. Öyle bir şey olabilir mi? 30 trilyon bugünün parasıyla, hayır doğrusu bu. Ama bir dakika ben 12 yıl boyunca nasıl çıkabildim o zaman Maxim'de? Çünkü neden? İlk çıkış çok önemlidir Pınar. İlk çıkış çok önemlidir. İlk çıkış yani o kadar önemli bir şey ki o ilk kontak, ilk sihir. Sen zaten çok güzel bir kadındın. Su gibi yani sana insanlar bakmaya kıyamayacak kadar çok güzel ve insanlarla çok mesafeli. Ve hiçbir zaman böyle kendi sınıfından hep üst makamlara böyle diyalog kuran, sosyetik insanlarla takılan, yani oryantalliğin zamanında da hiç böyle paspaye, ucuz hareketlerde bulunmayan, böyle aristokrat bir kimliğinle bir duruşun vardı. Bundan dolayı da zaten erkeklerin başı dönüyordu. Ve o tarihte... Tamam, peteğe nereden başlayacağız şimdi? Peteğe nereden bağlayacağız? Ama bu o kadar önemli ki, bak Nihat'cığım, bu yarın her yerde haber olacak bir şey. Tamam Pınar, öyle bir şey yok. Türkiye'de Fahrettin Aslan'dan kralı bir gazino kiralayamaz. Öyle bir şey yok diyor Pınar Eliçe'de burada. Ben böyle bir şey ben, benim rahmetli Fahrettin Aslan'la vallahi ilgili. Yok. Ben o tarihlerde devamlı Fahrettin Aslan'ın yazıhanesine kendim solist altı olarak çıkmak için habire davet edilirdim. Ayrıntıları konuşurduk. Çok da büyük rakamlara. Hanımefendiye o tarihte Vedat Bey 2 milyon dolar bugünün parası 30 trilyon para bir aylığına kapatıldı. Bir aylığına mı? Peki ben 12 yıl nasıl çalıştım? Bir dakika. Burada ortada şimdi bir şey düzeltelim. Çıkış noktası diyordur belki. Hayır. Seyhan müsaade buyurun. Şimdi çok önemli bir iddiada bulunuyorsun. Bulunmuş olduğun iddia gerçekten çok çok önemli ve çok büyük sansasyonlar. Günlüğüne 1 milyona gazino kiralandı. Hayır, ben bir şey soracağım. Şimdi kiralama... Pınar Eliçe için halen 1 milyona gazino kapatılır yalnız. Bunu da altına çiziyorum. Tamam, ona bir şey demiyorum. Benim demek istediğim şu. Şimdi kiraladı, bir ay boyunca kiraladı dediğin zaman... Yani bir aydan sonra hiç çıkmamış olmaz. Hayır. Yani, hayır, ondan ama sonra çıktı. Kendini düştüğünü ispat ettikten sonra çıktı. Ama Seyhan, o bir ay... Ben bunu söylemezsem adaletsizlik yaparım. Kendime olan saygımı yitiririm. Müsaade edersen ben bir sorumu sormak istiyorum. Buyurun. Kiraladı, yani en azından da cahilliğimi de hoş gör. Bir şey de öğrenmiş de olmak isterim yani. Çünkü ben gazino döneminde yoktuk. Ondan sonra. Şimdi bir ay boyunca kiraladı dedin ya hani. Kiralama içerisinde bir ay boyunca o gazinoya hiçbir müşteri alınmadı mı yani? Nasıl oldu? Zarar edileceğini düşünülüyordu Fahri Bey tarafından. Üste 30 milyon verildi ama zaten kapıdan girmek bile mümkün değildi. O kadar da doğru. Ben o zaman adamın verdiği para ne oluyor abi? Ondan sonra da rütbe ispat etti. Maksim'de yani bileğinin hakkında. Tamam kaldı. O para ne oluyor o zaman? Ben niye kira? Hem ben para vereceğim. Yani şuna varın. Canım öyle kardeşim. Oluyordu. O tarihlerde. Hayır bu bence. Bu Pınar'a hakarettir. İyi ben Pınar'ı çıkarmak için 2 milyon euro dolara yer kiralayayım. Öyle şey olur mu? Canım, o zaman o zaman Pınar şu kendisiyle anda, çelişir. Bak Pınar dedi ki. Cahide gazino var ya Cahide. Türkan Hanım benim arkadaşımdır. Şerbetçi ve sevgili İzzet Çapa.
onların orası içinde 1 milyon verirsin, sahneye çıkarsın bir gece. Tamam, o zaman Pınar o zaman Pınar'ı kendisiyle çelişmiş oldu. Yani bu tarihte camide neyse arkadaşım müsaade, sırayla gidelim. Seyyancığım sırayla gidelim bir tane. Çünkü bak senin bağlanmana sebep olan konu şu. Pınar Eliçe dedi. Canım, Pınar Eliçe oraya konulurken ya müsaade buyur ya. Alt kadrosu bunu kabul etmesi için paraları da finanse eden Vedat Bey'di. Tamam ne? Ben de diyorum ki o zaman burada Pınar Eliçe kendisiyle ters düşmüş oldu. Az önce Petek'le alakalı Petek bir erkek tarafından efendime söyleyeyim öne sürüldü. O erkek olmasaydı Petek olmazdı dedi. Ama şimdi sen evet. De Pınar'ı çok ağır aksın. Bir itham altında bırakıyorsun. Yani önce çuvaldızı kendimize batırmamız hayır, lazım. Hayır ben de orayı söylüyorum Pınar. Seyhan'cığım yanlış bildiğin şeyler var. Burada benim tarzım bu. Ben yok. İzleyici bu program olduğumda Nihat Doğan'la da böyle hep beraber oyuna başlarken Ebru Palat falan Kur'an öptük. Dedik ki kendimizle ilgili onurumuz kırılmayacak ama doğruları söyleyeceğiz. Hayır, bence o zaman hayret. Bence Seyhan sen bir müsaade buyur. Pınar cevap şimdi, hakkını versin sonra şimdi, da sorunun muhatabı bilmiyorum. Sacit Aslan o dönemde var mıydı? Sacit Bey eğer bağlanırsa Mertçe'de konuşursa. Sacit Aslan o dönemde yoktu. Tamam bir dakika şimdi o zaman Sacit Aslan o Pınar'ı. Dönemlerimi de bilemez ve o döneminde de yoktu. Yoktu. Ben ya, şimdi Maxim hikayem evet, benim Pınar çok ilginç. Evet benim hayatımda o zaman öyle evet, bir insan evet. Vardı bunu kabul ediyorum. Ama kalkıp da milyon dolarlar. Hangi enayi böyle bir parayı verir? Böyle bir şey yanlışım var. Pınar yanlışım Eliçe, var Seyhan'cığım. Sen şu an bile cinayet işlettirecek kadar güzel bir kadınsın. O tarihte Damla'ydın Damla. Ay ben şimdi gerçekten şok yaşadım. Kendimle çelişiyorum burada. Yani benim böyle bir bilgim yok. Evet insanlar insana bu evet, hayatta destek olabilir. Hayatında var olan insan benim haberim yok yani ben şoktayım şu an. Evet, ben bu olaya şahidim. 10 tane gazinaşlarım var. Nereden şahidiz buna? Nereden şahitsin? Yani gerçekten Fahri Bey'in yazıhanesine en sık giden insanlardan biriydim. Ben de gittim yazıhane kalmamış ya. Sacit Bey o tarihte yoktu Sacit Bey evet gazinonun başında yoktu. Yoktu. Evet yoktu. Sacit abi yazmış Seyhan. Sacit Aslan ne Pınar Eliçe'ydi. Sacit Aslan bu yüzden yoktu. Ne Pınar Eliçe'yi, ne Petek Dinçözü. Bakın, ne Petek Dinçözü, ne Pınar Eliçeleri. Hatta Sibel Canları veya Seda Sayanları dahil olmak üzere bu kategoriyi Maxime istemiyordu. Çünkü miras olarak gördükleri için biraz daha kalibrasyonunu yüksek perdeden tutup... Tamam bitti mi abi? Bu şekilde istiyorlardı. Tamam, yani diyor ki mesela şimdi Seyhan bir müsaade. Çünkü oranın veliaht prensi Sacit Aslan'dı o tamam, tarihte. Tamam Sacit abi de yazmış bir dakika. Sacit abi yazmış ne, demiş ki. Ne göremiyorum. Burada ben şimdi gördüm. Sacit abicim çok selamlar saygılar. Öncelikle teşekkür ediyoruz bizi izlediğin için. Demiş ki bazı eksiklikler var diyor Seyhan senin söylediğinle alakalı. Ya yayına lütfen beni peki, bağlayın diyor. Sacit abiye sorar mısın? Beni o zaman? Bağlayın diyor. Bağlıyorum zaten. Bağlasana bir Gökay Sacit abi. Sacit abi bağlayın. Aynı anda lütfen bağlayın. Sacit abicim. Ben yalan konuşmam bu konuda. Merhabalar. Şimdi bağladık Seyhan. Arkadaşlar bir sessizlik yaparsak Sacit abi benim cep telefonumdan bağlı. Sacit evet. Abiyi net duyabilelim. Sacit abicim tamam, bazı abi. Eksikler var demişsin. Ben de seni onun için aradım. Şimdi sakin sakin beni dinleyecekseniz. Evet, masa sakin seni dinliyor. Abi kimse sözünü kesmeyecek. Bir, Pınar Eliçe benim hakkımda zaman zaman ters düşse bile sonradan mutabakat sağlamış, biz aramızdaki sorunları halletmiş insanlarız. Şimdi kimseyi rencide etmeden en doğrusuyla bana göre en doğrusunu anlatmak istiyorum müsaade ederseniz. Tabii ki. Hadiseyi öğrenelim. Burada amaç hiç kimseyi rencide etmek, üzmek ya da onurundan oynamak değil. Bir, Pınar Eliçe'nin doğru söylediği bir nokta var. Ben Pınar Eliçe'nin Maxime ilk solist olduğu, az solist olarak oryantallikten az soliste geçişinde orada yoktum, babamdan dargındım. Babamdan dargın olmamın sebeplerinden en önemlisi, burada mesele spesifik olarak Pınar Eliçe değil. Ben
Emel Sayınlar, Muazzez Abacılar gibi o ikinci, yani Zeki Müren Bey Yaksoy döneminden sonraki jenerasyon olan Muazzez Abacı ve Emel Sayın kategorisindeki olan artistlerden sonra, az solistlerden sonra bu jenerasyonun, yani Seda Sayan başta olmak üzere, Sibel Can başta olmak üzere, Pınar Elçe ve Petek Günçöz de başta olmak üzere bu tip son kuşak jenerasyonun o solistlerin yerini dolduramayacaklarına bildiğim için, ki muvaffakiyetleri olmasına rağmen bir eskilerden eskilerin muvaffakiyetlerinden örtüşmez bu yeni jenerasyonun, en son jenerasyonun muvaffakiyeti. Buna Pınar'ın da itiraz etme hakkı olmaz. Pınar da benim şu anda ne demek istediğimi biliyor. Buna muhalefet ettiğim için ben o Pınar'ın ilk sahneye çıktığı, az solist olduğu dönemde yoktum. Bu doğru. Ancak Pınar'ın o dönemde sahneye çıkmasını, az solist olarak çıktığında, çıkmak istemesinde ya da çıkartılmaya çalışılmasında alt kadro yapmak, bu tip artistlere, bu tip gençlere alt kadro yapmak çok müşkül olduğu için sahneye çıkmaları Fahrettin Aslan'ın zorunla olmuştur. Bu zor olurken, bu zorlama olurken Pınar'ın hayatında Vedat Çöloğlu isimli bu arkadaş vardı. Ve hakikaten de gayet ciddi bir ilişkileri vardı. Doğru mu Pınar? Doğrudur Sacit abi. Doğru. Vedat Çöloğlu'nun Pınar Elçe'nin haberi olmaksızın, haberi yoktu ki, eğer bunu zaten haberi olsaydı, zannediyorum ki Pınar Elçe bu kendi jenerasyonu içinde mektep medrese görmüş olan en eğitimli olanı, şu anda yüzüne söylüyorum bakın bunları, bunu onur meselesi yapar, oryantalliğe devam eder, sahneye çıkmazdı. Aslında yanlış mıyım? Bir şeyden haberim yok. Evet. Ha. Vedat Çöloğlu'nun kendisiyle olan ilişkisinden ötürü ve sevdiği bir kadının ısrarla Maksim'de az solist olması için bütün şartlarını zorladı. Ve bu şartların içerisinde Fahrettin Aslan'ın Vedat Çöloğlu'na o günkü parayla hatırı sayılır bir şekilde gazinoyu kiraladığı gerçektir. Burada Seyhan Soylu doğru söylüyor. Gazinoyu kiraladığı diyorsun. Evet, değil mi Sayın abi? Evet. Bir kez daha çiziyorum. Gazinoyu kiraladı. Nasıl kiraladı? Gazinoya günlük bir para vererek kiralamadı. Gazinonun reklam giderlerini, mübayağa giderlerini yaptı. Akşam satıştan hiçbir para talep etmedi. O para, satıştaki olan para, bütün artistlerin yevmiyesi ödendikten sonra kalan para da Fahrettin Aslan'a kaldı. Abi tahmini bir fiyat rakam var mı aklında? 2 milyon dolar Seyhan Hanım'ın söylediği rakam bugünkü dolar bazında, yani şimdi siz 1 milyon doları bugünkü rakamlarla hesaplamayın. Bugünkü doların kur karşılığı bugünkü karşılığından çok aşağıda. Dolayısıyla Vedat Çöloğlu'nda madden ve manen bu gücü vardı ve bu gücünle de Fahrettin Aslan'dan Pınar Elçe'nin bilgisi dahilinde olmadan, bakın bunun altını bir kere daha çiziyorum. Çünkü eğer Pınar Elçe'nin bundan haberi vardı dersek günaha gireriz. Pınar Elçe'nin haberi olmadan bu gazinonun Vedat Çöloğlu'na benim söylediğim şartlar dahilinde kiralanması da doğrudur. Orada da Seyhan haklıdır. Sonra bu iş bittikten sonra ilk az solist olduğunun dışında Pınar Elçe 12 sene orada az solistliğini bu şekilde tescil edildikten sonra çalışmıştır. Her az solist gibi çok iyi iş yaptığı dönemde olmuştur. Bence adam prodüktörlük yapmış kırık, ya. Kırık iş yaptı. Yani tam manasıyla istenenin elde edilmediği işler de olmuş. Abi bu söylediğin iş birlikteliği 12 yıl boyunca devam etti mi? Hayır. Hayır. Sadece bir sefer. Sadece bir sefer. Evet, sadece bir seferden bahsediyorum. Ondan sonra çok daha böyle her dilde bağlarını kesmiş. Ben Seher Hanım'ın ne dediğini tam duyamıyorum. Musiki eğitimleri almış ve orayı hak eden bir kadın haline gelmiş. Sonrasında orayı Seyhan. Aynı şeyi konuşuyorum. Şimdi burada rencide etmek bir davranış sergilemek bunu çok olur. Bu konuda haberi yok diyorum. Ben
Duyuyor musunuz beni? Duyuyoruz. Duyuyoruz. Pınar'cığım. Pınar seni duymuyor şu an Seyhan. Nerede? Makyaj odasında şu an. Hıçkırıkları buraya geliyor. Yayını terk etti şu an. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Ben onun yayını terk etmesi veya onu incitmek için kendimi ekranda görebilir miyim lütfen Kaan? Seyhan Hanım'ı alır mıyız arkadaşlar pencereye? Arkadaşlar üçlü kelebek yapalım. Evet. Gökay Bey, ben ve Seyhan Hanım. Evet. Ben bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Birincisi, kimseyi incitmem. İkincisi, Al Sana Haber'in en önemli formatı bildiklerini doğru söyleyerek incitmeden insanları, kırmadan, incitmeden ama gerçekleri söylemek. Bu yüzden de Petek Dinçer size vur abalıya tarzında bir davranış içerisinde olduğu için de söylemedim. Bana göre Petek Dinçer'i de kırdık. Ve Petek Dinçer'le ilgili aslında bağlandım ben ama konu oradan oraya geldi. Şimdi bildiğim bir şeyi de yalan söyleyerek burada kimse kusura bakmasın, ben Pınar'ı kötülemedim. Pınar Maxime çok hak ederek ve yıllarca orada sahne assolistik yapsın diye çok inanılmaz derecede fedakarlık etmiş, musiki derslerini yıllarca almış, annesi yanında işine gelen bir kızdı ve çok düzgün bir hayatı olan bir kadındır. Ama gerçekler var ki Türkiye'de, Türkiye'nin en büyük, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük Maxim gazinosu resmen kiralandı. Yani 30 milyon TL'ye bir ay için 30 milyon TL günlüğüne 1 milyona kiralandı Pınar Eliçe için. Şimdi bazıları bunu parasıyla yapıyor. Ya bence ben Seyhan ben sana katılmıyorum. Seyhan bak ben sana katılmıyorum. Bu burada neden katılmadığını söyleyeyim. Ama Pınar bilmeyebilir mi? Hayır, bir tanem ben başka bir pencereden bakacağım konuya. Bence hadi aslında mesela prodüktörlerin görevi nedir abi, prodüktörün görevi? Bir prodüktörün görevi finanse etmektir, doğru mu? Şimdi Erol Köse bir prodüktör yani. Gülşen'i de... O da seni finanse etti. Yıllar önce bana da albüm yaparken hepimizi finanse etti. Tamam yani aslında Pınar'ın haberi olmadan beyefendi Pınar'a prodüktörlük yapmış oldu. Bu kötü bir şey değil ki. Yani. Değil tabii ama ki şimdi yani. Bak algı çok önemli. Algı sanki Pınar yani parayla az solist yapılmış gibi algılanması kızı üzdü. Birincisi bir kadın olarak Pınar'cığım bence bu hiç rahatsız olacağım bir şey değil. Bir asla insanın hayatında değer verdiği, bir insanın bir erkeğin değer verdiği, ya prodüktörlük yapmış saniye, Başak. Evet ciddi kaydet. İlişki yaşadığı, değer verdiği bir adamın kusura bakma ona destek olması, bugün ben mekan açsam, benim ilk açtığım mekana sevdiğim adamın bütün dostlarını getirip yedirip içirip çıkışta hesabı ödemesi nesi kötü ki? Bu da ona benzer. Hiç rahatsız olacağım bir durum değil. Asla. Sende bir yetenek bir şey olmasa bir insan 12 yıl boyunca Maxim'de sahne almaz. Ben sadece tabii. Seyhan da bunu kötü Seyhan da çizdi değil. Ama Seyhan da dedi ki Pınar'ın haberi yok. Pınar haberi olsaydı o devri oryantel olarak devam ederdi. Seyhan'ın haberinde zaten senin haberin olmadığını aslında sana yapılan jesti söyledi. Bundan bir kadın olarak asla rahatsız olmaman gerekiyor. Sen de bir yetenek olmazsa kusura bakma. 12 yıl olabilir misin? Pınar yapma gözünü seveyim. Öyle bir şey yok. Ya, niye 12 yıl? Kim bahsediyorlar ya? Bence Seyhan müsaade edin. Pınar'ı da bir dinleyelim. Çok kakafoni oluyor. Maxim gazinolarında en fazla sahne alan kişidir Pınar. Tamam Seyhan'cığım. Pınar'ı da bir dinleyelim. Bir susalım abi. Öncelikle özür diliyorum seyircilerimizden. Gerçekten hani böyle çok kötü oldum bir an, hani çıkmak istedim çünkü hüngür hüngür ağlayabilirdim. İlk kez karşılaştığın için evet, çünkü yüzleştin. Beni Seyhan'cığım, ben gerçekten 15 yaşında bu hayata atıldım. Biliyorum canım. Hayatımda çok şeyler gördüm. Evet hayatımda öyle bir insan vardı. Ama şunu altını özellikle çizmek istiyorum. İnanın benim bu olaylardan asla haberim tabii yok. Tabii ki canım inanıyoruz. Yok, ne demek? Asla haberim yok. Ve ben canım şokum. Allah aşkına ya. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Ben utanacağım. Utanılacak. Hayatımda hiçbir şey de yapmadım. Tabii canım. Yani bir an şoka uğradım.
gerçekten şok uğradım. Ben ne diyeceğimi de bilemiyorum şu an. Ama hani böyle parayla astrolist olunmuş denmesi biraz gücüme gitti. Sadece bunu söylemek istiyorum. Ben mesleğime evet ihanet ettim. Sadece sevdiğim bir adamla evlenmek için beni sevenleri bıraktı. O bir ihanet değil ki, o bir tercih. Hayır, ben ettim. Ve çocuk, o bir tercih. Olmayı tercih ettin. Ben bir tercih. Ettim. Çocuklarına annelik yapmak için. Sen mutlu için olmayı, ev kadını olmayı ve tercih ben ettin. Bu asla, doğru bir şey tercih ettin yani. Ve ben, ve ben asla benim... Sen gıpta edilecek bir hayatın var senin. Eski. Sen bir kül kedisisin, kül kedisi. Abi bir dinleyelim ya. Yani söyleyecek çok şey var ama bugün değil, belki başka bir gün anlatırız. Tabii yormayalım. Tabii canım ya, biz buraya seni... Bence kapı... Medyada ya da farklı bir konuda kim hayatındaki insandan bilerek ya da bilmeyerek destek almıyor bunlar? Var olan yeteneğini... Yok ben buna değil, ben var zaten... Var olan yeteneğini öne çıkartmak hayatı. İçin açılan senin ben haberin var ya da yok bir yol bu. Bu senin sadece o ilişkiye verdiğin emek, ne kadar sevdiğin, ne kadar sevildiğin, o adamın da imkanı varmış, yapmış. Evet. Bundan haberin var ya da yok. Bu senin herkes bir yerlere birinin bir şey değil. El vermesiyle geliyor. Tamam. Yani evet. Bugün herkes, Emel Sayın da muhakkak biri tutmuştur. Hayatım, elinden. Hayatım gazetecilikte de böyle var, yani, destek olayım yani. Yani tutmuştur elinden, evet. Ama ben bu kadar böyle paralar ve inanın bilmiyorum bakın. Canım, gerçekten. Bir aylığına gazete kapatılmış, 12 yıl astrolüz kalmışsın. Ne ya alakası var? Kendini göstermiş astrolüz. Dur bir dakika, bana bak. Ne diyeyim, teşekkür edeyim o zaman. Evet, teşekkür edeyim. Bileğin terk edip, bildiğim, bilmediğim ne kadar destek var. Adam senin var. Hayatına, senin hayatına bu Ömer Eliçoğlu'ndaki en büyük... Bence teşekkür et, kötülük yapmamış. En büyük insanlık yapmış sana ve bence ben başka bir yerden bakıyorum. Ben fizik olarak, maddiyat olarak bakıyorum. Madden bakıyorum ben meseleye. Adam sana hayatım, senin haberin olmadan prodüktörlük yapmış. Prodüktörlük yapmış adam. Ki, adamı zamansız derken. Hep prodüktörlük yapmış. Yardım yapmayı mesela, nasip etseydi o yüzden ağladım dersin. Hayır ağladım. Ve adam... Tamam mı? Ve adam bunu istemiş. Gökay. Ha canım. Bak güzel kardeşim. Bizler hepimiz yolun başındayken, efendime söyleyeyim, bir prodüktörle yola çıkıyoruz. Birileri finanse etti, birileri destekledi. Hayır, Seyhan, çok doğru söylüyorsun. Patronat olarak. Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi şöyle düşünelim. Erol Köse benim patronumdu. Bana bir boş bir kağıt verdi, buna imza atacaksın dedi. Öyle dedi, senin klibini, kasetini çıkaracağım. Tamam dedim. Sonra bir öğrendim ki beni resmi köle yapmış, 20 yıllık yapmış sözleşmeyi. 20 yıl sonra da iş bu sözleşme bittiğinde Nihat Doğan başka bir firmaya giderken bile Erol Köse'ye sormak durumundadır. Yani resmi köle. Ama ne yapacaksın? Çıkış yolun yok. Şimdi beyefendiyi bilmiyorum. Tanımıyorum. Adı yani şu an yaşıyor mu? Yaşıyorsa da Allah uzun ömürler versin. Değerli bir iş. Tamam. Hayır, bir başka bir şey söyleyeceğim. Vedat Bey, Vedat Bey o esnada Pınar Hanım'a deseydi ki Pınar'cığım ben sana prodüktörlük yapmak istiyorum. Tamam mı? Evet. Seninle sözleşme imzalayacağım. Sana iki albüm yapacağım. Gazino sahnesi ayarlayacağım. Fakat gelirinin de %60'ı benim, %40'ı da senin olsun. Ya bir müsaade et be. Pınar'ın bilmediği bir şeyi ya. Daha söyleyeyim o zaman. Bunu o kıracak bir şey söyleme. O tarihte o beyefendi Pınar Elite ile evlenmek için yani bir dansöze evlenmek için. Ya Seyhan, konuları başka tarafa götürme ya. Hayır abi, oradan arasak insanlar bulsa. Herhalde arkadaşlar şu an yayın ediyor. Ben tekrar açtım. Aksın mı Makan abi? %60, %40 imza atardı Pınar. Öyle bir ticaret yapmış olurlardı. Tabii ki. Doğru söylüyor. Ben de olsam, ben de utanılacak bir şey yaparım. Eğer ben Fahrettin Aslı'nın yanlış yaptığına inanmıyorum. Astrolojisi yapmaya karar verdim. Hayır. Başka bir şey anlatıyor. Dinleyelim Sarcı Bey lütfen. Dinliyoruz abi, buyur. Siz astrolojisi yapmaya karar verdiniz. Sesiyle, soluğuyla, sarıya, hafifiyetiyle, gönlüyle, fiziğiyle birine eğer o astrolojisini yakıştırıyorsanız onun sevgilisiyle beraber olduğu adamdan öyle veya böyle bir şekliyle ister nakit, isterse bu şekilde biraz önce tarif ettiğim şekilde reklamlar karşılığı veya o gün yapılacak alışveriş karşılığı bir para alıp bunu garantör halinde bu parayı aldıktan sonra akşam
sahneye çıkarttığınız o az solistin izlemeye gelen 200 kişi, 150 kişi ve 300 kişi kaç kişiyse o kadının bir ay zarfında oraya getirdiği izleyiciden aldığınız paralarla, parayı da tekrardan finansman yapan adama iade etmeden cebinize koyuyorsanız, o zaman o sahneye çıkan Pınar Eliç'e, Ayşe'ye, Fatma kimse, o insanın utanacak bir tarafı yoktur. O işten utanacak biri varsa Maksim'in bizatihi kendidir. Onun için boşuna üzülüp gözyaşı dökmenin manası yok. Ayrıca da söylüyorum, hepimizin iki eli yanına gelecek. Pınar Eliç'in bu alışverişten asla ve kata haberi yoktu. Ve ben babamla en büyük münakaşayı da Pınar Eliç'i oraya niçin çıkarttınız ya da işte Seda Sayın'ı oraya niçin çıkarttınız diye yapmadım. Maksim gazinosu gibi, çocuk gibi emek verilmiş bir yerin reklam karşılığı, gazete reklamları karşılığı, içeride müvayaya karşılığı kiraya verilmesine muhalefet etti. Bu kadar basit. Onun için bu sözleri, bu sözleri söyleyen de bu imparatorluğun dincine kazan kazan formülü söylüyor. Onun için yani şimdi Pınar Eliç'e ben asyolist olarak beğenirim, beğenmem, severim, sevmem, o ayrı konu. Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama en nihayete karşımızda iki, şu anda genç bir kadın var ve iki tane de boyunca çocuğu olan insan var. Şu anda onun bir damla gözyaşına muhalefetim var. Aslında yemin ediyorum, Allah şahidimdir, ben babamla münakaşamı bu yeni jenerasyon solistlerin çıkmasına karşı muhalefet edebilirim. Ama kavga sebebim bu değil. Maksim gibi emek verilmiş bir yeri bu şekilde kiralanmasına muhalefet ettim ben. O yüzden birbirimize girdik. Yoksa ben, Traviç'e benim anamı mı öldürdü, babamı mı öldürdü, bana hakaret mi etti? Kaldı ki bana son derece isimler Türkiye'nin çok önemli başından isimleri, sonuna kadar saygılı davranan bak Pınar Eliç 12 sene asolistlik yapmış. Demek ki Bahçeli Sarıçlar bir her şeyi bilmiyor. Kadına muhalif olmuş kadına. Kadın 12 sene ekmek yemiş Maksim. Hey kardeşler, bir dakika dinliyorsanız konuşacağım, dinlediğiniz az kapatacağım. Sarıçlı abiyi bir dinleyelim arkadaşlar. Reyhan'cığım saçma sapan konuşan sensin. Biz de fikrimizi söylemeyecek miyiz yani, onu anlamadım. Anladım ama ne yapalım? Yani ne yapalım, bir yatma edelim yani. Elini ayağını verelim. Her şeyi bir yatma edelim. Anlamadım ki ya. Geldin programın kadına bir şey attın ortaya. Müsaade et biz de sesimizi çıkaralım, iki kelam da biz edelim. Seyhan'la tartışıyor şu anda. Ben de şeye geçiyorum, seni oradan bağlıyorum. Sarıç abi, daha rahat daha rahat atlayacaksınız. Ben yardım etmek zorundayım. Ben katılmak mı zorundayım Sarıç abinin her dediğine? Burada herkesin her dediğine katılmak mı zorundayız? Ben katılmıyorum dedim. Kahramanları, hayatım tamam. Ve Pınar Eliç'i anlattım. Tamam, ben katılmıyorum dedim. Neden katılmadığımı söylüyorum. Fahrettin Aslan, belki Pınar da zaten o cevheri gördüğü için hem buradan parasını kazandı. Ticaret yaptı. Hem buradan parasını kazandı, hem de 12 sene boyunca Pınar Eliç'e diye bir kahraman yaratmak suretiyle 12 senede ondan para kazandı. Böyle bakıyorsan alkışlıyorum seni. Ben böyle bakıyorum hayatım. Bin formülasyonu. Yani o adam sevgilisi Pınar bilmeden Pınar'a hayatına bir bambaşka bir yön vermiş. Adam mutlu, kadını mutlu görünce adam mutlu olmuş. Bir virgül koyayım. Adam Pınar, da adammış ki onu... Büyük adammış. Büyük adammış. Pınar'la da paylaşmamış. Çok büyük adammış. Onu söyleyeyim. Adam da çok büyük adammış. Adammış. Yani. Çok büyük adammış. Büyük adammış. Kimse... Bizim magazin camiasında böyle adamlar da... Çok büyük adammış. Yok yani. Bir adam daha geldi. Bastonunu... Yani benim demek istediğim Seyhan, ben materyal bakıyorum meseleye. Anladın mı? Win-win formülasyonunda, kazan-kazan formülasyonunda herkes kazanmış. Sacit Bey karşı çıkmış. Pınar Eliç'e diye bir kahraman yaratılmış. Demek ki Sacit abi burada yanılmış. Ya uyanılabilir önce de zaten. Eğer ki Pınar çıkarıldığı o yeri taşıyamamış olsaydı Sacit Bey o zaman dediğinde belki haklı olabilirdi. Bravo. Ama haksız çıkmış. Belki Sacit abinin de o zaman... düşüncesiyle Sacit Bey çıkabilir düşüncesiyle. Hayatım olmaz oğlum, ben bakayım. Bak olmaz. Sacit abinin de o zaman... Rahatsızlığın babam kimi seçtiği değil. Hayır. Sacit abi... Seyhan yumuşatma, normalleştirme. Sacit abinin de burada Pınar Eliç'e bir özür borcu var. Madem Pınar'ın çıkmaması adına... Ben öyle anladım. Sacit Aslan'dan özür dilemen lazım. Yok. Ben niye Sacit Aslan'dan özür dileyeceğim ki? İnatçım sağ ol, teşekkür ederim. Hayır, bence bakın arkadaşlar, bakın şimdi Seyhan duygusal, ben Sacit abi de çok da seviyorum ama yanlış anlamayın yani. Çok severim. Hayır, eğer ortada bir özür varsa yok, Sacit abinin demesi lazım ki. Ya arkadaşlar bir lafımı bitireyim ya.
Sacit abi bağlanıyor, konuşuyor, bağlanıyor, konuşuyor. Doğru söyledi. Tabii ki onun söylediği her sözün altına imzamı atarım. Asla yalan bir şey konuşmaz ama en azından şunu da diyebilir. Sacit abi de der ki, ya Pınar'cığım ben senin orada o şekilde de diyebilir. Yani o şekilde çıkmaman için tepki gösterdim. Kusura bakma, hakkını helal etmemesi lazım. Bence bu benim fikrim. Şimdi helallik alması adına. Helallik al. Yanıldım. Yanıldım ya. Ama bir şey söyleyeyim, çok özür dilerim. Eğer Pınar'ın çıkmasına şer koysaydı ben koydum o dönemi ama diyor ki Pınar üzerinden demiyor. Hayır, ama demiyor. Babamın genç az solistlerle ilgili vermiş olduğu karara karşı çıktım. Bunun şimdi içine bu diyor bütün gençlerin arasında. Tamam, ama doğru söylüyor. Ben de diyorum ki o zaman zaten. Ben de diyorum ki işte Fahrettin Aslan'ın ne kadar büyük bir organizatör olduğu ortaya çıktı. Bahsettiği şer koydu. Bütün isimler Türkiye'nin en büyük starı ve hala star. Ne yapıyorsun Seyhan? Hala star abi. Ve onun dışında Vedat Bey'i de, burada Fahrettin Bey'i de Allah rahmet eylesin, tebrik ediyorum. Bir sır küpüde kalmışlar. Serhan nereden öğrenmiş? Nasıl öğrenmiş? Ya, bunun abi kara kutuda bu. Bunun ağzını bu Ajda Pekkan var ya, tam kara kutu. Bunun ağzını yemin biraz ediyorum. Seyhan, Hayati Hoca'ya söylesene dudaklarını biraz daha küçülsün senin. Ağzını tamamen kapatsın abi. Sen var ya tam kara kutusun, yemin ediyorum. Helal olsun sana. Ulan ne kromensin sen be. Lan. Buralar kralısın sen, yemin ediyorum. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Gerçekten o zaman Pınar Bey, sakın gönül koyma. Vallahi seni onurlandırayım diye ben söyledim. Ben şok yaşadım Selam. Evet, evet, evet. Söylemek yok. Yok, doğru, ben, doğru. Benim yaşadığım... Bak, senin tarzında ben bu alemin kara kutusuyum. Ben senin kadar namuslu, düzgün, ahlaklı, güzel bir anne. Sen bir kül kedisin. Sanat camiasının kül kedisin. Bu yüzden anlattım. Bu hikayeyi senin bilmediğini de biliyorum. Çünkü ben o tarihte Maxim'e hazırlanıyordum. Ama Fahri Bey'le anlattım. Sen de Maxim'e mi çıkacaktın? Doğru. Sen mi Maxim'e çıkacaktın? Bana solist olarak Seda Sayan, Harika Avcı, bu çizgideki hatunları söylüyorlardı. Evet. Ben Muhatap Bacı'nın altında anca olabilirim demiştim. Sacit Aslan şart koydu mu sana? Küçük olacak demiştim. Sacit abi ne dedi senin oraya çıkmanı? Demiştim. Ben böyle bir hayat sürdüğüm için beni de yani Fahri Bey de bu alemdeki herkesi çok beğenir. O açıdan hakkım olduğunu düşünüyordum ben Maxim'e. En büyük puntalarla ben olayım ben istiyordum. Ben sana teşekkür Her ediyorum. Her genç kızın Bil- hayaliydi. Tamam Seyhan. Ben sana bir şey teşekkür ediyorum. Bilmediğim bir konuyu da şu an şahit oldum ve bildim. Aynen. Ama takdir edersin ki... Sana şok etkisi yarattı. O zaman yani. Ne oldu biliyor musun Pınar? Bak ben her zaman hakkı konuşurum. Evet. Hakkı, hakikati konuşurum. Burada ne dedim? Bak Sacit abinin senden bir helallik alması lazım. Çünkü onun öngörüsü tutmamış. Senin de o zaman Petek'ten özür dilemen lazım. Ben Petek'ten özür dilerim. Ben Petek'in zaten karşı olan bir insan değilim. Sen bilmeden aslında mesela... Petek'in gözle ilgili... Ya Seyhan ben bir şey soruyorum abi. Herkes bir yerden atlıyor. Nihat'cığım Petek basının gücüyle evet bir yere geldi. Sen de birisinin farkında olmadan bir gücüyle gelmişsin. Evet, ama... O dönemki basın da aslında o dönemin bugünün Can Tanrı Yer magazinel olarak o zamanın da Fahrettin Aslan'ı aslında. Ama ben yani nasıl bu hayatım... zaman Televole'de çıkmayan star olamıyordu. Haklısın ama o dönem... Petek'le Pınar arasında şöyle bir fark var. Petek'i biz Can Tanrıyer'le tanıdık. Ama Pınar zaten Vedat Bey'le birlikte olmadan önce de oryantal olarak zaten başarılıydı. O yüzden bir ismi vardı. Sadece oryantallikten... Petek'in yok muydu? Hayır, Petek'in Can'dan önce... Hayır. Oyuncuydu kız. Hayır. Can'dan önce İbrahim Erkal var. Bir saniye. Tamam ama bilinmiyordu. Abi ben o zaman gazeteciydim. Demliklerin içerisinde... O kadar da yok değildi yani. Tamam ama... Yani o kadar yok göremezsin, olmaz. Ya yok, ondan demiyorum. Ama çok fazla bizim gidip röportaj yaptığımız, yaptığımız birisi de değildi ama bunu da... Hayır hayatım, bunu en azından Pınar'ın... Ben aslında Petek'in mağduriyetini dile getirmek istemiştim de galiba o çok yanlış anladı. Yani evet, Petek yanlış anlaşıldı. Gerçekten bu piyasada Can Tanrıyer'den ayrıldıktan sonra çok mağdur edildi kız. Evet. Yani işleri... Aynen mağdur ediliyor. Yani ben aslında... Kaçma sebebi de Can Tanrıyer'dir, onu anlatacağım. Şimdi gene ikinci şoku yaşatacağım size. Aman yani, abi programdakilere bir şey söylemedi Allah aşkına. Benim bu şoku artık kaldıramayız. Benim babası. Anlatmaya çalıştığım şey buydu. Belki yanlış anlaşıldı. Olabilir. Yani ben de bir kadınım, Petek de bir kadın, Petek Tabii. de bir anne. Hiçbir zaman için bir insanın başarısızlığıyla
kendimi işte daha başarılı göstermem, hiç kimsenin mutsuzluğuyla mutlu olmam. Ben empati yapmasını bilen bir kadınım. Ve bu empatiyle yaklaştığım zaman Petek aslında çok daha iyi yerlerde olabilirdi. Tabii. Lakin maalesef ki hayatımıza bazen aldığımız yanlış kararlar ve yanlış insanlar bizim geleceğimizi etkiliyor. Bunu anlatmaya çalışacaktım. Sen bence doğrusunu yaptın biliyor musun Pınar? Ne gibi? Yani evlendin, çoluğa çocuk bak. Yani o çocukları versen sana. Şimdi biri soru sorsa mesela ben sana desem ki çocukların mı kariyerin mi? Alo. Çocuklarım. Sağcı Sarp'ı şu anda yayında. Sağcı Sarp'cığım hoş geldin tekrar. Alo. Sağcı Sarp'ı duyuyor musun bizi? Sesini verin lütfen. Çok derinden duyuyoruz. Biz duyuyoruz ama Sağcı Sarp'ı geliyor sesi. Biz de derin duyuyoruz. Yok geliyor ya. Ama ben duyulması lazım Sağcı Sarp'ı. Sağcı Sarp'ı biraz yüksek sesle konuşabilir misin? Alo. Ha, geliyor geliyor tamam. Alo. Duyuyoruz. Duyuyoruz. Gökay konuşsana. Sağcı da abi duyabiliyor musun bizi? Duymuyorum ki sizi ben ya. Alo. Efendim? Duyuyoruz Sağcı abi hoş geldin yayınımıza. Şimdi arkadaşlar ben sizi çok derinden duyuyorum. Yani biz seni net duyuyoruz Sağcı abi. Net duyuyoruz biz seni. Şimdi biraz önce diyorsun ki ben Sağcı Aslan'ın dediğine katılmıyorum. Burada herkesin dediğine de katılmak mecburiyetinde değil. Evet herkes abi değil. Ama tabii ki. Burada yanıldığınız ya da bilmediğiniz bir konu var. Hı hı. O konu Fahrettin Aslan'ın kişiliğini bilmiyorsunuz. Şimdi bu konu Pınar Eliç'e konusu değil. Fahrettin Aslan çok kurnaz bir adam. Anlık son derece ani kararları olan bir adam. Vedat Çöloğlu'nun Pınar Eliç'in oraya sahneye çıkması için yapmış olduğu konuşmayı o andaki o insanın ruh halini ve açığını ve zaaflarını iyi etüt eden bir adam. Biraz önce söylediğim bir tek doğru var Nihat Doğan. Dediğim doğru şu olabilir. Fahrettin Aslan. Yo ben her şeyi doğru söyledim abi. Ben senin her söylediğine veya Seyhan'ın veya Ahmet'in ya arkadaşım onu demiyorum. Ben başka bir şey anlatıyorum. Dinlemediğin için ne söylendiğini anlamıyorsun. Senin söylediğin doğru şu. Fahrettin Aslan, Pınar Eliçe'nin istikbale matuf bir astrolist olacağını görmüştür. Aynı evet. zamanda da parayı, böyle de bir paranın söz konusu olduğunu da hissetmiştir ve ikisini birden risk yapmıştır. Risk almadan. Onu bilemem ben işte. Bunu bilmiyorsun yani. Zaten. Sen de böyle dinliyor musun? Dinliyoruz evet, abi. Evet. Oradaki alternatif bu adamın kendi beraber olduğu, sevdiği, aşık olduğu bir kadının desteklenmesi adına yapmış olduğu bu maddi fedakarlığı ön planda tutmuş bir adamdır. Pınar'ın istikbale matuf başarılı olacağı ikinci planda kalıyor. Ne zaman ki bu garantiyi eline aldıktan sonra böyle bir kumara oynadı. O kumarı Pınar Eliç'e o sahneye çıktıktan sonra kendini tescil etti ve ispat ettikten sonra 12 sene çalıştı. Dikkat et buraya. Abi önemli değil ki ben oraya bakmam. 12 sene ekmek yemiş işte çıkartmış topçuyu sahaya sürmüş. Hala ekmek görmüş. Ya. Bu... Abi görmüş topçuyu görmüş forma vermiş topçuya. Ya topçunun kardeşim. Formayı 12 sene izin öyle... etmiş. Allah Allah. Saçlı abi niye geri diyorsun? Bey kardeş, arkadaşım, canım kardeşim. Burada adamı tanımadığın için... Abi ben tanım... Sacit abi ben tanımak... Ben sadece burada beni ilgilendiren konu şu. Tabii abicim, ki ben seni kadar zaten tanıyorum. Bambaşka bir şey konuşuluyor. Burada kadının, Pınar Eliçe'nin uzaktan yakından alakası yok. Burada adam bu kumara oynarken Vedat Çöloğlu'nun Pınar Eliçe'ye olan zaafını kendi lehine değerlendiriyor. Kötü bir şey yapmamış diyorum ben de işte. Ya şimdi... Peki bir şey söyleyeceğim sana. Buyurun. Eğer Pınar Eliç'e kendi şahsi kabiliyetini orada ortaya koyup da devam edemeseydi bu Pınar Eliç'e önemli bir yıkım abi, olarak geri dönseydi abi yani o donmamış çocuğa don biçmek yani nenemin bilmem nesi o. Kazanmış abi işin sonunda bir kumar oynamış ve kazanmış. Ve kaybetmeyeceği bir kumar oynamış yani riskin altına girmiş. Hem parasını çıkarmış bu ben Fahrettin Aslan'ı hiç tanımıyorum. Hiç bilmiyorum. Yani yüzünü de görsem tanımam. Tamam ama ticari zekası Pınar Eliç'e üzerinden çok doğru doğruyu gösterdiğine inanıyorum yani. Ticari zekası çok büyük bir adammış diye gördüm ben.
Ya şimdi bu kadar uzak, sesiniz o kadar derinden geliyor, o kadar uzaktan geliyor ki birbirimizi anlayamıyoruz. Ne demek istediğini anlatamıyoruz. Bir gün ben kestirme şunu söyleyeyim. Kısaca şunu söyleyeyim. Pınar Elice'nin bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Pınar Elice'nin bu yapılan alışverişte, bu mutabakattan alakası, haberi yok. Alakası yok. Bunu bir kere bilerek konuşalım. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Sacit Bey, Nihat'ın da olduğu bir platformda misafir gelmek ister misiniz yayına? Bayılırım. Evet. Ben de olmam lazım. Ben de istiyorum. Önümüzdeki pazartesi ya da çarşamba günü. Sacit abi, sen dedin ki bir soru sorabilir miyim Sacit abi? Alo. Abi şu bakın. Kapatmış telefonu. Burası, burada, bak burada benim kabul edemeyeceğim şeyler şu. Yani sürekli her söylenilen her fikre herkesin biat etmesi, öyle. Evet abi sen öyle haklısın şey demesi, kimse söylüyorum. Kusura bakmasın ya. Fikirler var değil mi? Kimse kusura bakmasın. Herkesin fikri, Seyhan bir müsaade eder misin? Herkesin fikri, biz burada başçavuşun bilmem neyi değiliz. Biz burada kafamızı o elme basma tulumba gibi sallayan, o arabaların üstüne koyuyorlar ya bu oyuncak gibi kafaları sallıyor. Öyle, öyle, o öyle, zaman öyle, ben öyle. Herkese her şeyine tamam diyeceksem, bravo diyeceksem alkışlar. Bizim burada ne işimiz var abicim o zaman? Körler sağlar birbirine ağlar. Böyle bir, sizler birilerine bir şey dikte ederken göstermiş olduğunuz sabrı, dirayeti, kendinizi eleştirede de aynı şeyi göstermeniz ve aynı olgunlukta da kabul etmeniz gerekli diye düşünüyorum ben. Duyuyorum Sarıç abicim. Yani. Sen bir şey dedin ya Sarıç abicim. Ayarcığım. Evet abi. Nihat Doğan Bey'e söyler misin? Duyuyor abi şu anda seni. İstiyat etmek mecburiyetinde değil diyor. Ne? Böyle gelsene Nihat. Sen bir gitsene Nihat. Kimse kimsenin maaşı memurluğunu... Kimse kimseye de cetvel kalem biat etmek mecburiyetinde değil. Burada mutabıkız. Burada bir sorun yok. Evet abi. Siz bir konu konuşuyorsunuz. Bu konu konuşulurken o kanalın sahibi, bu programın sahibi Sedna Hanım telefona bağlı. Ve böyle bir konuşma yapıyor. Doğru mu? Doğru abi. Evet. O doğrudan, o konuşmadan sonra bağlanıyorum. O bağlandığım şey de Seyhan Hanım'ın söylediği. Onu doğru ama eksikliği var. Ama sen Sacit abi bir dakika, sen dedin ki ben Pınar Elçen'in oraya çıkmasına şart koydum. Ve yeni nesil gençlerin de... Sacit abi müsaade buyur abi, burası şeyde değil ki yani, ha babam sınıfı, sen de Mahmut Hoca değilsin, biz de azar işiteceğiz. Ya üstadım sen öğrenci yaşamak değiliz abi anaokulu öğretmeni değilsin, biz de anaokulunda öğrenci değiliz. Ben de bir şey söyleyeyim, sen söyledin müsaade buyur Sacit abi. Sen dedin ki Pınar Elçen'in, bak buraya kadar tamam, zaten telefonu kapatırdın gider. Sonra sen tartışmayı bir vites daha yukarı çıkardın. Ben Pınar'ın oraya çıkmasına şer koydum dedin. Bir dakika öyle demedim. Ben müsaade... ama Sacit abi. Ama ben öyle demedim ben sana. Kendi kendine benim söylediğim ağzımda çıkan lafı başka türlü değiştirerek konuşma. Yok, sen söyledin abi, sen söyledin. Pınar Hanım'ın oraya çıkmasına şart koydum. Yeni nesil asolistlerin oraya çıkmasına şart koydum dedim, demedin mi sen? Yanlış konuşuyorsun. Bir saniye müsaade. Ya demedim abi, ben kafayı yedim herhalde. Halüsinasyon görmeye mi başladım orada? Ben bunu ben yıllardır söylüyorum. O gazinonun A düzeyindeki söylediğim şekli bir kere daha söylüyorum. Lütfen dikkat et. Orada Beyyah Soylar'dan, Zeki Mürenler'den, Cihan Senerler'den sonraki jenerasyon olan Muazzez Abacı ve Emel Sayınlar'dan sonraki jenerasyonun Seda Sayan, Sibel Can, Pınar Elçe, Petek Dinçöz, Cüruh'una muhalefetim var dedim. Tamam, ben de dedim ki, ben de sana soruyorum. Senin, bak sen kendin de Sarıçlı abi diyorsun ki ben... Senin şer koyduğun herkes bugün Türkiye'nin çok önemli ismi oldu, starı oldu diyorum. Bana göre. Fahrettin Asen yanlış yapmamış dedim ben de. Niye söylüyorum bunu? Şu anda şu anda tespit ettiğin şey sana göre doğru. Ama gazino diye bir şey yok. Nasıl bir şey yok ya? Gazino değil Türkiye. Gazino dönemi bitti zaten. Televizyona başladı. Gazino diye bir şey yok. Herkes önemli starlar oldu Türkiye'de. Fahrettin Münferi'den çıkıyor. Yani senin şer koyduğun her kişi Türkiye'de bugün hala gündemini koruyan, sıcaklığını koruyan çok önemli starlar diyorum ben de. Sen de şu olgunluğu gösterebilirsin. Evet Nihat'cığım, ben orada hata yaptım. Demek ki burayla alakalı bey kardeşim, yanılmışım diyebilirsin. Bugünkü sistemde söylediğin şey geçerli. Gazino sistemi olmadığı için gazinoyu bu söylediğim şahıslar bir önceki jenerasyona göre idame ettiremedikleri için bitti zaten. Ya tamam, sen öyle bakıyorsun da kimileri de artık kulüpler çıktı, barlar çıktı, televizyon çıktı,
konserler çıktı diye bakar, daha farklı ya, bakar abi yani. Bugünkü bu talep... Bu tartışılır bak, yani Sacit abi. Bu senin söylediğin, bu da tartışılır yani. Eskiden taş plak vardı, ne yapacaktık o zaman, taş plak bitti diye. Ne mi yapacağız? Kaset çıktı, kaset bitti. Ben aksini iddia etmiyorum. Diyorum ki, gazino benim söylediğim, şerh koyduğum ben bile yani... laf olsun, inadından dolayı bir şerh koymadım. Evet. Bu jenerasyon, hı hı, klasik tarzdaki gazinoyu idame ettiremediler. Dolayısıyla münferiden kendi branşlarında, kendi jenerasyonlarına hitap etmeye başladılar. Tamam, bu dolayısıyla da gazino diye şey bitti. Sacit abi, bu da senin pencerenden baktığın bir konu. Yani bunu da ben de diyorum ki... Ya benim pencerenden baktığım bir konu değil ki, şu anda yok zaten. Tamam işte, ben de diyorum ki belki de zamana yenildi yani, zamanın ruhuna göre her şey değişti diyorum yani. Bu solistlerin başarısız olduğu anlamına gelmez ki. Bu solistler bugün de Günay'da çıkıyor, Cahide'de çıkıyor. Hepsi de çok iyi iş yapıyorlar. Ya arkadaşım, ben bunun aksini iddia etmiyorum. Elbette ki bunlar kendi çıktıkları zümreye tahmin ediyorlar ki iş yapıyorlar. Sacit abi. Ben gazino tarzını idame ettirecek güçte olmadıklarını söylüyorum. Nitekim de benim dediğim doğru çıktı. Ben katılmıyorum abi. Sacit abi, pazartesi ya da çarşamba günü rica etsek yayına gelir misin? Yani, hala çatır. Ya abicim, ben Bodrum'da yaşıyorum. Ben nereye geleceğim ya? İstanbul'da değilsin, pardon. Ya bırakın, hala ne haklı çıktın. Ya burada ya da ben yer olabilirim. Ya da ne haklı olabilir? Bizim iddiamız bizim hukuka tutturdum buraya. Seans oluyor. Rencide etmek değil ki. Niye gittin bu tutturdun? Tamam, ne haklı görüşüyor haklı olabilir. Demek ki hala kadının bir anlayısı var. Benim buradaki... dikkat etmeye çalıştığım nokta, söylemeye çalıştığım daha doğrusu nokta, Pınar İlçe'nin bu işten haberi yoktu. Tamam abi, anladım. Adının haberi yok. Anladık onu abi. Adam bir jest yapmak istiyor. Ya şimdi beraber olduğu, bu kadar zaafı olduğu ve bu kadar sevdiğini iddia ettiği bir kadına bir adam kalkıp pahalı bir hediye yapabilir mi? Yapabilir. Yapabilir. Kimsenin itirazı olabilir mi? Olamaz. Adam bunu bir hediye gibi kabul edin. Abi, seni şimdi telefon, çocuklar içeriği toplamaya çalışır. İki defa elektrik gidince reji masası da kafa yer. Biz seni yarın görüntü olarak arayalım. Yayını öyle dahil edelim. Bodrum'da yaşıyormuş Sayıs abi. O yüzden burada olmadığı için. Seni yarın daha sağlıklı abi, görüntülü bağlayalım ve bu meseleyi bir enine boyuna tartışalım, seninle konuşalım. Enine boyuna tartışacak Tayyar'cığım. Enine boyuna tartışacak bir şey yok. Burada kadının dünyadan haberi yok. Bu konudan hiçbir haberi yok. Burada benim sadece muhalefet ettiğim ve hala da aynı fikirde olduğum Maxim gibi bir yeri bu şekildeki bir konuşmayla kiraya verilmesine muhalefetim var. Anladım. Tamam abi. Bu senin şahsından ilgili değil. Anladım abicim. Çok teşekkür ediyorum Sacit abicim. Sağ olasın. Maxim'in son döneminde iyi ki de böyle bir şey yapılmış. Öyle ki bir jestle de karşılaşmışlar. Maxim biraz daha ayakta kalmış bence. Nihat, gül yaprakları bak. Buraya konur. Şöyle koydum mu ses getirir. Biz haberi böyle yaparız. Hangi haberi yaptın sen? Hangi haberi yaptın Seyhan? Senin bu bahsettiğin haber zaten 10 sene önce Google'da var Seyhan'cığım. Senin özel haberin değil ki. Kahramanının bile bilmediği bir olayı falan. Hayır, kahramanı da bilmiyor olabilir. Biz biliyoruz. 10 sene önce zaten Milliyet Gazetesi'nde yayınlanmış bir haber bu. Sen kendi şimdi sıfır diye patlattın. Sevgili Seyhan, sence ya? Mesela şu an Ebru Gündeş'in, Hülya Avşar'ın, Sibel Can'ın, Muazzez Ersoy'un, Muazzez Abacı'nın, Harika Avcı'nın ve türevi tüm sanatçıların da mesleğe, sektöre giriş anını biliyor olursak Pınar'a haksızlık etmiş ya da etmemiş olmaz mıydık? Ben yani biz şu an... demiyorum ki. Bana bak. Ha. Hey. Buyur canım. Zekimlerin bakire hali, dinle beni. Ben Türkiye'de magazin dünyasının kara kutusuyum. Herkesin ne halt ettiğini saniye saniye bilirim. Tamam. Böyle bir. İkincisi, Pınar benim kardeşim ve al sana haber olduğu sürece benim kanatlarımın altında ona kimse bir şey yapamaz. Adamın alnını değil bütün vücut ölçülerini karıştırırım. İki. Üçüncüsü, onun gururunu incitmek için değil, vallahi onurlandırmak için söyledim. Üç. Dördüncüsü, aslında konu Petek Dinçöz'ün kaçma sebebi Can Tanrıyan. Onu anlatmak için gelmiştim. Anlatsana onu. Hadi onu anlatsana. Onu bir anlat o zaman. Anlat onu. Neden Petek Dinçöz'ün kaçtı? Ona göre konuşalım. Anlat. Uçan kuş. Hı. Biliyorsunuz ki Can Tanrıyan'ın hayatını koymuş olduğu bir Televole'nin uzantısı olan muhteşem bir proje. Çünkü Fotospor'un başında olan ekip
Can Tanrı siz bilmezsiniz bu anlatacaklarımı ama oradaki mesleki kariyeri yeten arkadaşlarımız var iki tane. Tayyar ve Hakan doğrulayacaktır beni. Fotospor'da oldukları sürece orada Kenan Erçetin Göz de oradaydı. Ben de oradaydım Fotospor'da. Ben de oradaydım. Evet ve hatta Mehmet Ali Ilıcak ilk medyaya gireceği zaman ben danışmanlığını yapıyordum. Medya gruplarını birçok Fatih Altaylı dahil olmak üzere ben vesile olarak aldırttım. Bu herkesin bilinmesi gereken şey. Kafam çıkıyor. Bana bunu unutturmayın. Savaş Kalafatı Takip Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni. Yine Mehmet Ali Ilıcak alemi Kenan'ın bu kabiliyete haiz olduğunu söyleyerek. Müge Anlı o tarihte asistandı. Ben Türkiye'nin en önemli gazetelerinden biri olan Akşam Grubu'nun kurulma aşamasında Mehmet Ali Ilıcak çok önemli bir ailenin çocuğu. Ilıcak ailesi medya sektöründe çok önemli bir ailedir. Aynı Fahrettin Aslan'ın biraz önce Nihat'ın bakış açısından söylüyorum. Ticari meta haline getirerek medya dünyasını farklı bir vizyon haline getiren adamdır Mehmet Ali Ilıcak. Çok zeki bir adamdır. Halen de görüşürüz. Halen de çok sevdiğim bir abimdir benim. Ve işte o tarihlerden bir uzantı olarak Televole grubu başladı. O tarihte Erol Aksoy beyefendi Show TV'nin sahibiydi. Ve bu sürecin içerisinde Televole grubu kuruldu. Ve Televole çok popüler, deli popülerite yakaladı. Türk izleyicisi önce futbolcuların özel hayatlarına başlayan bu eğlenceli hayat bir anda magazinselleşti. Ve onun içerisinden birkaç kahraman. Abi nereden giriyorsun bu konuları anlamadım ki ya. Bunu bilmeden anlamazsın. Sen bir man kafasın hiç anlamazsın. Sen ne neye dinliyoruz bunları anlamadım ki ya. Sonra sen o tarihte ekmeğe mamaç pütte sopa diyordun. Dinle beni. Tamam da Seyhan şu an kimse ilgilendirmiyor bu senin anlattıkların ya. Ne ilgilendiriyor? Seyirci yazmış işte bizi ne ilgilendiriyor bunlar yani. Bunlar Petek Dinçöz'le alakalı. O zaman izlemesin o. Benim anlatacaklarım tarihi ışık tutan çok önemli imzalar. Peki. Sonra ben başkaları bir şey istiyor diye yapmam. Ben kendim istediğim için yaparım. Yani ben erkek değilim. Eleksiyon olursun. Birisi istiyor diye değil o an işi bitirirsin gibi. Benim beynim erkek. Biz erkekliği bir şeyimizi bıraktık ama delikanlılığı bırakmadık. Anladın mı? Tarzım o benim. Şimdi şöyle bakalım. Mikserliği de hiç bırakmamışsın. Mikserliği. Ya bulaşma bunu. Geldin ya. Karıştırdın ortalığı. Programı aldın. Kadını ağlattın. Anladın mı? Ortalığı birbirine kattın gittin yani. İnanmıyorum sana ya. Ortalığı öyle... sen pişt edin. Demedin mi bana mesaj atmadın mı ortalığı karıştır sana diye. Ya sen var ya. Sana bir kalp ameliyatı, kalp nakli ameliyatı yapacağım bundan sonra. Sonra arkadaşlar Can Tanrıyar bu aslında Şansal abinin çok önemli bir komuta zincirinde olan bir ekipten biriydi Can Tanrıyar. Sonra ekip dağıldı. TGRT'de kalanlar oldu. Show TV'de geçenler oldu. Can zeki olan bir adam olduğu için sıyrıldı. Ve başarılı da bir adamdır. Ego ve kibir maalesef onu yok etti. Sonra o kadar popüler oldu ki Can, o kadar popüler oldu ki kendini de ekrana çıkarttı, şovlar yaptı, kırmızı halılar vesaireler bilmem ne o tarihte tanıştı. Petek Dinçöz'le bir arkadaş grubunda tanıştı. Başka bir zaman hikayeni anlatırım. O da her yerde manşet olacak bir şey. Ama şu var ki Petek Dinçöz gerçekten Can Tanrıyar'la sevdi ama Can Tanrıyar Pete'yi severek karısının canını acıttı. O tarihte rahmetli karısı Sağ'dı. Ve kibir ve Allah ego insanları kendinden yoksun eylesin ya Rabbim. O tarihte çok sevmiş olduğu yani canı sevmiş olduğu o eşi kanser hastası oldu. Ve kadın eriye eriye canın egosu ve kibrinden dolayı eridi ve maalesef rahmete kavuştu. Bu yüzden biraz önce Pınar Yeniçe dedi ki
hakikaten dedi, her şeyin, pardon özür dilerim, şey söyledi, Başak söyledi, her şeyin bir helalleşmesi vardı bu dünyada anlamında söyledi galiba. İkisinden biri söyledi ama çok doğru, doğru söyledi ve yüreğim sızladı o an. Ben söyledim. Evet, ve şunu söylemek istiyorum. İşte bu sürecin içerisinde bir eş ve hiç ilgilenmediği iki tane çocuğu vardı. Hiç ilgilenmez Can çocuklarınla. Yani şimdi baba olacak ama aslında Tamar Can'ın sonunu getirdi. Nasıl olduğunu da hikayeni anlatayım size. Seren Serengil'in yanındaydı Tamar. Asistanı gibiydi. Ve Tamar Öner, yani Can Tanrıyar'ın bugünkü karısı, Seren Serengil'in yanında asistan boyutunda ve komşusuydu. İşte babası öyle çok zengin panikarya bir adam değil yani, normal müzik aletleri satan bir adam. Bir anda sosyeteden işte böyle Gregorian, yani Ermeni asıllı olduğu için çok böyle önemli bir aileymiş. Sanki böyle Musevi cemaati, Illuminati vesaire, böyle hani Türkiye böyle aman işte Rothschild ailesinde mi falan evleniyor, ayakları uçan kuşun gücünden dolayıydı. Yani Can tam böyle batarken, aynı böyle bataklık kuşu gibi böyle batarken Allah tarafından bir yardım eli uzatıldı. Metin Güneş'ti. Metin Güneş'e kiralarını ödeyemezken, Etiler'de kiralarını ödeyemezken ortaklık yaptı. Metin Güneş abilik yaptı. Bu piyasaya para sokan adam sayısı çok azdır medya dünyasına. Onlardan biridir Metin Güneş. Ve Metin Güneş finanse etti. Hatta kendi adı bulaşmasın diye önemli bir finans kaynağı. Seyhan son 5 dakika. Ama çok önemli burası. Önemli bir yatırım yaptığı için Metin Güneş başka İngiltere'deki birini vesile kılarak ortaklık yaptı. %35'ine $6.5 milyon para. Yani 6,5 milyon 100 milyon TL demek arkadaşlar. Böyle bir parayı vererek yatırım yaptı. Yani aslında uçan kuş gibi 10 tane televizyon kurulabilecek bir televizyona %35'ini aldı. Bilmediğinden değil, yıllarca prodüktörlük yaptı. Muazzer Soy'la büyük aşk yaşadılar ve o sürecin içerisinde de birçok sanatçıya prodüktörlük yaptılar. Hatta geçenlerde şey konuşmuştum bir arkadaşımla, Gülben Ergen. Çok enteresan. Tam bitiş anında Can'la küs olmasına rağmen oraya gidiyor, konuk oluyor. Gülben Ergen de Metin Bey'in eski sevgilisiydi. Çok enteresan. Yani kader uçan kuşla ilgili son sınavı verdi Can Tanrıyar'a. Ama Petekin Çözü'nün Amerika'ya gitme sebebi ve Miami'de olma sebebi arkadaşlar, Can Tanrıyar'ın mahkemeleri vesaireleri vardı Can'la. O süreçte Metin Güneş birçok alacağını temlik ederek hareket etti ve işin çok acı bir tarafı, şu anda ayrıldığı için Pete'ye ulaşmak için birçok insanı arayıp Can Tanrıyar Petek Dinçöz'ün telefon numarasını arıyor harıl harıl. Daha önemli sınavdan kurtulamamış maalesef ki. Tamar mesela bunu duymuş olsa, Tamar bilir benim sallamadığımı, parçalar yani Can Tanrıyar'ı. Ve şöyle bir şey daha var. Metin Güneş şu an bütün mal varlığına yaklaşık 35-40 milyon dolarlık bir mal varlığı vardı. Onu zannediyorum 11 milyon dolara falan satışı olacak. Kafa kafaya falan gibi serveti Metin Güneş'in yapmış olduğu, Metin Güneş'e nankörlük mü denir artık, ihanet mi denir, ticarette hata mı denir? Onu takdir edenler bilir, beni alakadar etmez. Bir hatasından dolayı her şeyi kaybettirdi. Kaybetmesinin sebebi Tamar Öner'in hırsı ve Seren Serengil'den intikam alırken, Seren Serengil'den intikam alırken Can Tanrıyar'ı maalesef ki öyle bir stratejik olarak hatalar yaptırdı ki, millete parası yok ya, yani evi New York'tan bilmem nereden getirdiğim, bilmem nereden, orada millet parasını alamazken bunları yaparken dikkatini çekti Metin Güneş'in ve araştırmaya başladı. Araştırırken açıkları yakaladı. Vermiş olduğu paranın yanlış yatırımlarla indirildiğini gördü ve haciz işlemi başlatıldı. Uçan kuş artık kanatları kırılmış oldu. Bu arada da tekrar ediyorum, Petek Dinçöz'le ilgili yarın bir ana anlatacağım size. Herkes hüngür hüngür ağlayacak. Ve Can Tanrıyar halen Petek'in peşini bırakmadığı için Petek Dinçöz Amerika'ya kaçtı, eşinden de boşanmak zorunda kaldı.
Gerçek boşanma sebebi budur. Tabii bunlar bir iddia. Ya bunlar bir iddia tabii değil tabii mi? İddia olduğunu unutmayalım. İddia bunlar. Ben, benim iddiam falan, ben söyledim, ben iyi bilgi sahibiyim, iyi istihbarat sahibiyim. Yok ama bir bunlar sürü... başkalarının sana söyledikleri, o yüzden iddiaya girer. O yüzden söylüyorum. İddia ama benim duyumlarımda yaman atılacak bir gazeteci değilim. Bu kadar bunlar söylüyorsa bunlar tamam diyeceksiniz, biat edeceksiniz. Evet et kesin doğrudur diyeceksiniz. Yok yok çünkü yok, şöyle evet, bir şey, sen... onu Tamar duyarsa bunu şimdi başka sorunlar çıkar. Başka olaylar çıkar. Bebek, ama bebek geliyor filan. Aile karışır orada. Şunu herkes bilsin ki, şunu herkes bilsin ki Tamar Can Tanrıyan'ın sonunu getirdi. Bazı insanlar bazı insanlara hayırlı gelmez. Geçenlerde Nihat söylemişti. Bu kelimeyi de çok seviyorum. Bazı insanlar, ha, Ece için bazı söylemiştim insanlar. Seyhan. Ece için Ece. Söylemiştim evet. Yani onun buna benzer. Onun olayıyla alakalı, direkt Ece ile alakalı değil ama genel olarak söylenmiş bir söz. Kimi erkekler, kimi kadınlara, kimi kadınlar da kimi erkeklere bazen uğursuz gelebilir veya Başak'ın dediği gibi doğru, daha böyle yumuşatırsak iyi gelmeyebilir demiştim kimisi, ben. Kimisi kimisinin cenneti, kimisi de cehennemi oluyor gerçekten. Bu dünyadaki. Aynen öyle. Sen de Tamar'ın mı uğursuz geldiğine inanıyorsun? Ama Can Bey akıllı bir adam. Yıllardır evet, bu sektörde evet, ayakta ya, duran bir adam. Bir Can Tanrıyan'ın sonunu getiren inanmıyor. Kişi emin ol, evlenmiş olduğu kadın. Can da Seren Serengil'den intikam almak için evlendi. Sevdiği için evlenmemişti. Ya yine de bir çocuk var şimdi. Bir çocuk var. Can Tanrıyan'ın bir intikamında abartma Seyhan. Bir çocuk var. Aşıktı. İki numaralı kişi de Seren Serengil'e aşıktır. Can Tanrıyan. Nasıl yani? Bu kadar net söylüyorum. Ya Can Seren'e de mi aşıktı? Evet. İki tane takıntısı vardır. Aslında üç tanedir. Üç tanedir. Ama birisi şu anda evli. Bir Seren de evli sayılır ya. Elektron, bir televizyon. Ya yapma Seyhan boşver. Şey, girme insanların şeyini abartma lütfen ya. Ben ama anne sorulursa ben söylerim. Tamam tamam ben da gerek yok. Evli, aynen, çoluğu var, çocuğu tabii, tabii, var. Seren'in beraberliği var. Fethi'nin kızı beraberliği var, Seren'in oğlum, beraberliği tabii, 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 ama ben doğruyu söylerim. Bak Seren de olsa ne atla da ilgili bir şey sorulur. Hayatım bak, geçmişte ama bak. Şimdi yani Fethi çok acı çekti bu konularla ilgili. Geçmişte, geçmişte olsa mesela bekar olmuş olsalar hala konuşabiliriz Seyhan. Doğru evet, söylüyorsun. Evet. Mesela ama hepsi çocukları var. Doğru söylüyorsun. Nihat'cığım da sormayın bana. Bende böyle ama bir adlılık var. Ama Seren'le mutlu bir beraberliği var. Seren'le mutlu bir beraberliği var. İfade edin. Yani bakın ben Ergenekon'dan yargılanmışım. 28 Şubat'tan, Banyol'dan böyle. Bana ne sorulursa ben doğru söylemek gibi bir Seyhan seni seviyoruz. Çok da iyi gördük. Yayın bitiyor hayatım. Saat evet ben yayını... bu kopukluklar var ya, yarım saat böyle bir saat uzatma yapın. Çok keyifli bir masa bugün. Yo, oldu. Bu oldu canım. Oldu, gözlerim doldu. Biz oruç tutuyoruz, oruç. Sana olan sevgimizden geliyoruz 3 saat burada. Nihat. Botların altında. Bir de yo, iftara sahur programına, sahura kadar gidelim ya. Akalım. Gül yaprağı ve çaktım sana. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim, yazan da olmuş. Benim Sarıç Aslan benim abimdir. Asla ve asla onunla bir kırgın üstüm kavgam olmaz. Fikirsel tartışmalar zaten bu program fikirsel tartışma için var. Yani o bir şey söyleyecek, karşıt görüş olacak ki tartışma hak aslına rücu etsin, iş yerini bulsun. Tabii. Ondan sonra ya Sarıç abi de yani. Sarıç abi de çok seviyorum. Sarıç abi hanımefendinin de senin de ellerinden öpüyorum abicim. Özür dile Sarıç Aslan'dan özür dile. Niye özür dileyeceğim ne yaptım ya, hadi oradan sen de abartma benzerme. Hadi oradan. Sarıç abinin hadi oradan. Vay var ya. Hayır. Savaş çıkarttın yemin ediyorum. Ben Sarıç'ta ben de tartışırım. Köyü yakar, geçer otur. Ben herkesle tartışırım. Ben abi köylüleri kim yaktı da? Ben seninle ben hiç kimsenin sözlerini kimse bana diktatörlük yapamaz. Kimse bana bir fikrini dayatamaz. Ben burada özür dile. Kimden özür dileyeceğim? Çok az seviyorum seni. Kraların kralı. Sen kralı. Ben kafayı yemiş bu ya. Vallahi buna bir beyin ameliyatı yapmak lazım ya. Seyhan geldin programın anasını ağlattın. Anladın mı? Program... Gerçekten ağlattı. Bence gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Bunların anasını anne ağlattın. Ve ağladı. Ağladı. Gerçekten. Bence sen oradan, bence sen oradan kendi kendine yayın açsana. Sen niye yayın açmıyorsun? Ya hastayım sana. Kız yayın açsana kendi kendine konuş işte oradan.
Oradan hayranların yazıyor. Dokundur çak şuna diyor. Senin hayranların hem de. Bir şey söyleyeceğim sana. Sen oradan yayın açamıyor musun? Açıyorum işte böyle. Hayır, hayır. YouTube'dan ya, bizim sayfa üzerinden kendi kendine aç konuş. Sahur programı yap. Valla sahurdan görüntü yardım ya. Siz ne ya? Valla sizin de fırlama ya. Emin edin. Seyhan'cığım öpüyoruz seni. Yayın bitti. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Bir tanem kaza. Sen ne zaman geliyorsun Seyhan? Ne zaman geliyorsun? Allah nasip ederse. Sinirim bozuldu. Hadi. Hadi bakalım. Hayırla gel. Yeni yönetmenimiz Seyhan Soylu. Evet arkadaşlar. Yara bak. Dozer geçti. Üstümüzden dozerin geçti. Dozer geçti yayını. Üstümüzden yemin ediyorum. Üzerinizden Seyhan geçti arkadaşlar. Seyhan'ın ağırlığı dozerin ağırlığından ama daha fazla. Ama benim de varsın hakikaten kara kutu ha. Yemin ediyorum. Ama sana. Yok abi ben de tasvip etmiyorum. Yani Pınar'a yaptığı mobbingi, anladın mı? Psikolojik şiddeti kabul etmiyorum. Burada o amaçta söyleyeyim. Yapmadı ama. Amacı ay, o değildi. Beni ilgilendirmez abi. Benim ama benim anladığım o. Ben doğru bulmuyorum. Burada hepimiz bir takımız. Tamam mı? Biz 40 deliyiz, biz birbirimizi iyi tanırız ama burada bir yola çıkmışsak biz köprünün bu da biz düşman değiliz yani. Yani herkesin yayında... bir çıkış noktası var. Ama herkesin bir çıkış yani Pınar da 30 yıl sonra bir şey öğrenmiş ben oldu bir şey yani. Öğrenmiş yani ben çok öyle bakıyorum. Teşekkür ederim. Hayır, işin kötü yanı acaba Pınar zamanında neden terk ettim diye ağlıyor olabilir mi? Adam ne güzel bak çaktırmadan yardım edip destek oluyormuş. ama şöyle söyleyeyim Vedat Bey'in duruşunu da yemin ediyorum sana bir şey söyleyeyim mi? Yılan yuvası gibi var ya. Her kayanın altından bir çıngırak çıkıyor. Hayır abi bak bütün takipçilerimiz yapmak istediği şeyi yapacağım. Hazır. Ben şöyle. Seyhan'la sahur vakti. Olur. Bak. Ya da Sisi ile huzura doğru. Sisi ile. Bak Seyhan. Program ismini de buldum. Sisi ile huzura doğru. Sisi ile huzura doğru. Bir söyleyeyim. Seyhan'la cenneti gördüm. Nihat. Bunda ne cenneti ya bundan ben sana... Nihat. Hadi. Seyhan'la huzura varılabilir mi? He? Seyhan'la huzura varılabilir mi? La Pınar'ın... Varılır. Gerçekten varılır. Seyhan'a baksan dünyanın huzur meleği. Ajda Pekkan benim de. Ajda Pekkan'ım benim de. Bu arada bir şey söyleyeyim. Süperstarım olur. Süper. Bir Pınar'ı dinleyelim ne olur. Pınar'ım. Nihat. Başak. Hakan. Aşkım. Helallik mi istiyorsun? Gidiyorsun programda. Yani ben de... Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Niçin? Sizlere. Yani bir ben... şey yapmadık doğru olan neyse onu mu söyledik? Hayır şöyle. Yani öyle bir kendimi güçlü hissettirdiniz ki bana. Ne her demek? Zaman. Ben, olur mu canım her zaman ya. Ben gerçekten bazen böyle şok yaşadığım yok, zaman yok. Şey kalıyorum. Aa, ne bunu öğrenmen de güzel oldu. Ama şunu güzel söyleyelim. Bir şey. Bir şey. Hayır şunu da söyleyelim. Bilsin. Seyhan seni... Hayır Seyhan seni... insanların içinde zor durumda bırakmak için vesaire de yapmadı. Evet onun için da... yaptı. Hayır onun için yaptı. Ne yapıyorsun? Benzin dökmeye devam ediyor. Yok. Onun için yaptı. Seyhan hep böyle yapıyor. Seyhan oradan bile Seyhan... bana laf sokuyor. Görmüyor musun Başak? Ama Seyhan'ın da seni de delirtti. Seni ben olur mu Seyhan'a... seni de delirtti. Ama sizde öyle bir sinerji var. Ben bunu Seyhan'ın senin söylediklerini söyleyemem mesela. Söylemen benim lazım. Her şeye rağmen. Arkadaşlar toparlayalım. Pınar son cümlelerini versin. Her şeye rağmen Seyhan'a ve Sacit abiye çok teşekkür ediyorum. Ama keşke Seyhan bunu burada söylemeden önce beni kenara çekip bir gün bir söyleyeydi. En azından bu kadar şok yaşamadım. Al sana haber olmaz ama. İşte yani ben de sana maalesef onu söylemek zorundayım. Biz yaşadık ama... Seyhan'la bu şokları. Sıra sendeydi canım. Kızım olsun. Bugünkü yaşadım. Öyle mi? Bugünkü bendim. Dediğim gibi hayatta her şey var. Her şey bizler için. Gurur duyacağım ama, bir şey bu senin. Ama ben bence hayatımın her şey. Alanında gurur duydum. Kesinlikle. Elimden geldiği kadar bana verilen değerlere sahip çıkarak en iyi şekilde onları var etmeye çalıştım. Bu gerek iş hayatımda, gerek çocuklarıma yaptığım annelikle. Allah'ım seni çocuklarına sağlık. Amin. Elimden geldiği Amin. Kadar... Bir şey söyleyeceğim. Hakan abinin... Çocuklarını biliyoruz zaten kız önce ama bilmiyorum Tayyar abi daha önce söyledi mi? Tayyar abinin çocuğu da inanılmaz müthiş bir DJ oluyor. Oo, müthiş, çok ne? Müthiş. Geliyor. Yani sosyetenin DJ'si. Yani müthiş sosyete DJ'i. Genelde DJ'si çalıştığı gibi. Kulüpler hep böyle Jet Sosyete'nin katıldığı. Buradan da gözlerinden öpüyorum. Yaşo! Dediğim gibi hepinize çok teşekkür ediyorum. İzleyicilere de kusura bakmasınlar. Böyle bir an şok yaşadım. Ekrandan belki bir müddet ayrı kaldım ama...
Oluyor be hayatta tabii her şey. Her şey bizler için. Tabii ya hayat hepimiz için. Ağlamak yakıştı işte. Sana yalnız ha. Bırak sen bir boşaldın be. Bir rahatladın be. Arkadaşlar. Bazıları ağlayınca çok çirkin olur yalnız. Şimdi böyle şey. Ben nasıl ağladım? Nasıl gözleri kızardı ya ben gördüm. Ufak ufak derleyelim toplayalım. Biz iftara gideceğiz. Arkadaşlar çok çok teşekkür ederim Tayyar abicim anlayışına. Çok naziksin. Arkadaşlar hepinizi çok öpüyorum. Muhteşem bir yayın oldu yine. Bütün ekip arkadaşlarıma, rejiye sonsuz selam, sevgi, saygı, hürmet. Bize Samsun'dan bağlanan Seyhan Soylu'ya ve Sajit abiye de teşekkürlerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Haydi hoşça efendim. Hoşçakalın. Sevgiler. Hoşça yarın görüşmek üzere. Ne yapıyoruz? Alsama haber!